Son konuşmamız Alim Hoca'yla bize kendisi sunumunu yapacak. Ben bütün katılanlara teşekkür ederim. Sunumların sonunda tekrar diğer yönetim kurulu arkadaşlarımız da bizim burada Pedel'de ve diğer arkadaşlarımız da kısa kısa aslında söz vermeyi de ben düşünüyorum. Hulusi ile onu yönlendireceğiz. Şimdilik hepimize kolay gelsin, iyi bir diyelim vakit geçirelim. Alim hocamızı dinleyelim. Hulusi buyur. Hocam teşekkür ederim. Değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk PDR Derneği Malatya Şubesi'nin birlikte organize etmiş olduğu psikolojik danışma ve rehberlik günlerinin 5. gününde sizlerle birlikteyiz. 5 günlük süreçte birbirinden değerli hocalarımızı ağırladık. Bugün çok özel bir isim olan Profesör Doktor Sayın Alim Kaya hocamızla birlikte olacağız. Hocamız bize Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları adlı sunumunu yapacak. Hocam tekrardan hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şeref bize ait. Teşekkür ederim Hulusi. Sağ olun hocam. Hocamızın öncelikle özgeçmişini okuyacağım. Daha sonra da hocamızın bize bir sürprizi var. Malatya için sürprizi var. Ondan sonra da hocamızın sürprizini sizinle paylaşmış olacağım. Onunla selamlamış olalım. Ondan sonra da ben şeye başlayayım, işe başlayayım. Ha Hulusi? Peki. Hocam isterseniz özgeçmişinizi okuyarak başlayayım. Ondan sonra da bu arada arkadaşlar herkes görüntüsünü açabilirse çok memnun olurum. Çünkü hocamızın bizim için yapmış olduğu sürprizi fotoğrafını almak istiyoruz. Hep birlikte fotoğrafını almak istiyoruz. O yüzden görüntülerinizi açarsanız bizi mutlu edersiniz, memnun edersiniz. Bunu söylemiş olayım değerli hocalar. Hocam izninizle özgeçmişinizi okuyorum. Buyurun. Profesör Doktor Alim Kaya. Alim Kaya 1968 yılında Isparta'da doğdu. Lisans eğitimini 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı'nda tamamladı. Aynı alanda 1994 yılında İnönü Üniversitesi'nde yüksek lisans, 1997 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora eğitimini tamamladı. Nisan 2006'da doçentlik, 2013'te profesörlük derecesi aldı. 1993 yılına İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak atanana kadar Milli Eğitim'e bağlı Rehberlik Araştırma Merkezi ve okullarda psikolojik danışman olarak çalıştı. Sırayla İnönü Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde çeşitli akademik unvanlarda görev yaptı. Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği, dekan yardımcılığı gibi idari görevlerde bulundu. Ulusal ve uluslararası akademik dergilerde araştırmaları yayınlanmış, 9 kitapta editörlük yapmış, çeşitli kitaplarda bölüm yazmıştır. Lisans ve lisansüstü düzeyde alanı ile ilgili çeşitli dersler vermiş, tezler yönetmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Doktor Kaya, halen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde akademik çalışmalarına devam etmektedir. Hocam sürpriz dedim. Dünden beri arkadaşlar merakla bekliyor. İsterseniz sürprizimizi ilk başta şey yapalım hocam, paylaşalım. O selamlama seremonisi, Tamamdır hocam. Hocalarım, Alim hocamızın sürprizini sizinle paylaşıyorum. Fahri Kaya'nın gerçek bir hayat hikayesine dayanan bir parçayı bizler için çaldı. Bakalım o parçayı bilecek misiniz? Thank you.
Hocama kocaman bir alkış yok mu hocalarım? Şimdi çok eski zamanlardaki hızlı filmleri şey yaptı bana ama umarım sadece ben öyle görmemişimdir. Yani biraz sesi kesildi ama. Sevgili dostlar, tabii Malatya. Çok teşekkür ederiz Sayın Kaya. Hocam defalarca dinledim bu arada, onu söyleyeyim. Rica ederim. Onu da söylemiş olayım. Söylediği gibi bizim aslında, ben Isparta'da doğdum ama akademik doğuşumuz, gelişimimiz, büyümemiz bizim Malatya'dır. Dolayısıyla Malatya'nın en azından benim için çok ayrı bir yeri var. O nedenle pek çok öğrencimizle Hakan böyle sunroofu iyice açmış, bak görüyorum orada. Hakan sunroof gitmiş yani, sunroof açık. Arada bir takılayım dedim. Tabii Malatya kültürüyle bizim orada çok önemli işler yaptık aslında. Çok bir ekol oldu aslında İnönü Üniversitesi. Anadolu'da kurulan pederinin ilklerindendir İnönü. O nedenle pek çok arkadaşımız orada hizmet verdi. Ben de onlardan biriyim hasbelkader. Pek çok öğrencimiz oldu. Onlarla çok çok değişik yaşantılarımız oldu. Çok farklı yaşantılarımız oldu. O nedenle tabii duygulanırım ben. Malatya denildiği zaman duygulanırım. İlk fırsatta da hayat normale döndüğünde de ilk fırsatta Malatya'ya inşallah geleceğim. Hakikaten özledim. Yani kampta bir dolaşmak istiyorum. O nedenle hepinizi bu duygularla Malatya'nın bendeki özel yerini hatırlattıktan, ifade ettikten sonra hepinizi de saygılarımla, sevgilerimle selamlarım. Umarım hepiniz için her şey yolundadır, olabildiği kadar yolundadır. Şimdi tabii birazcık sohbet edeceğiz. Aslında maksat biraz birbirimizi görmek, biraz özlem gidermek. Ve bazı konuları da bir meslektaş olarak sizlerle birlikte paylaşmak. Tabii bizim alanımızda da akademik alanda farklı yönelimler var. Bunlar genellikle işte okul, kariyer, aile, ruh sağlığı gibi farklı yönelimler var ama ben öteden beri okul içerisinde, belki bunun milli eğitimde çalışmış olmamın da bir etkisi vardır ama ben okul danışmanlığını daha çok kendimi oraya çok daha yakın bulurum ve okul danışmanlığı üzerinde kafa yormayı ve olanda üretim yapmayı yapabildiğimiz kadarıyla çok daha önemli bulurum. O nedenle birazcık şu son gelişmeler üzerine biraz konuşalım istiyorum. Özellikle program meselesi duralım istiyorum. Program, muhteberlik programları. Biliyorsunuz son zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkez teşkilatında okul psikolojik danışma programlarıyla ilgili, daha doğrusu modelle ilgili çok önemli şeyler var, önemli gelişmeler var. Bunu hani bir alandaki bir akademisyen olarak izliyorum, program çabalarını, model çabalarını. Model çabalarını anlamak için önce şöyle birazcık, arkadaşlar bir şeyden emin değilim. Bende görüntü bazen gidiyor, size iyi geliyor mu bilmiyorum. Hulusi belki bütün şeyleri, görüntüleri açmak eğer dezavantaj oluşturacaksa bir kısım arkadaşımız kalabilir ama ama bir sıkıntı yoksa Yahya Bey size sorayım o zaman. İyi mi yani? Tamam, bir sorun yok hocam. Gayet güzel. İyi. Memnun oldum. Bu model çalışmalar, okul danışmanlığı anlamak için şöyle birazcık bizim geriye gitmemiz lazım. Geriye gitmemiz derken hem kendi özelimizde, kendi ülkemiz özelinde birazcık geriye gitmemiz lazım. Hem de Amerika'daki bu psikolojik danışma hareketinin çıkışı, o dönemde benimsenen bazı modeller konusuna gitmemiz lazım. Kabaca şöyle bir genelleme yapmak mümkün. Biz aşağı yukarı 70 senedir bu psikolojik danışmanlık meselesini de 3 aşağı uyuyoruz, uygulamaya çalışıyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada tatmin olduğumuz noktalar var, tatmin olmadığımız konular var. Ama şunu biz hep hissettik, hissede geldik. Şimdi mesela ben 1989'da rehber öğretmen olarak okula başladığımda hiç şüphesiz tabii yeni başlangıçta bu duygular yaşanır ama şunu çok yoğun hissetmiştim. Dedim ki yani burada bana yol gösterecek, benim izleyeceğim bir yönerge, bir yapı, bir model,
Yok ortada. Rehber öğretmen ne yaparsa ya da ne yapabiliyorsa, ne biliyorsan ve ne yapıyorsan. Tabii şimdi öyle değil. Yani bu dediğim işte 1990-2020'deyiz. 30 sene öncesinden söz ediyor. Dolayısıyla şöyle bir sıkıntıyı hissettik biz. Kendimize göre bir okul uygulama modeli geliştirmekte zorlandık. Henüz daha geliştirdik mi? Evet. Yani biraz önce söylediğim gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konudaki son 5-10 yıllık çabaları gerçekten hızlı. Onu takdir etmek gerekir. Bir model ortaya konmaya çalışılıyor. Tabii bu modele dönük şüphesiz eleştirilerimiz var, eksiklikleri var, fazlalıkları var ama bir model ortaya koyması bakımından bu önemli. Peki okul danışmanlığını nasıl, hangi bir, yani hangi süreçleri izleyeceğiz, nasıl bir çerçeve içinde, hangi hizmetleri sunacağız? Bu konuda dediğim gibi PDR'nin tarihine baktığımız zaman da birbirinden farklı modeller var. İşte bu modeller hepimizin bildiği klasik rehberlik kitaplarında yazan birincisi bizim süreç modeli dediğimiz. Yani sadece okulda psikolojik danışmayı önceleyen ve öncelikli olarak o hizmetleri sunmaya çalışan bir anlayış. Buna bir süreç modeli diyoruz. Şimdi bu modelin günümüzde bizde yansımaları var mı okullarda? Kısmen bunu önceleyen arkadaşlarımız var mı? Hiç şüphesiz var. Bir diğer model servis modeli dediğimiz aslında o bizim 8-9 hizmet alanımızdan oluşan ve okulda işte bireyi tanımadan tutun da müşavirliğe kadar, psikolojik danışmadan işte program değerlendirmeye vesaireye kadar bu 9 hizmeti verin diyen bir model. Verin ama nasıl verelim? Yani bir çerçevesi çizilmiş değil. Ama 1970'li yıllardan itibaren uygulanmaya başlanan Amerika'da da bir model var. O da hepimizin bildiği program temelli modeller. Yani bir programı öngören modeller. Şimdi benim rehber öğretmenliğe başladığım zaman da rehber öğretmen okulda yani ben işte esnaf lokantalarında olur bazen bunu çok örnek veririm. Peşin satan tüccar ve veresiye satan tüccar diye. Biz şey gibiydik, peşin satan tüccar havasında oturuyorduk dükkanda, tırnak içinde söylüyorum tabii. Öğrenci gelecek de biz ona yardım edeceğiz. Bu bizim kafamızda ki tipik süreç modelidir. Yani biz danışma yaparız, müşteri gelirse biz ona müdahale hizmeti yaparız. Kafamızda bu vardı. Yani adının ne olduğunu bildiğimizden değil ama bu vardı. Yani peşin satan tüccar gibi tırnakla söylüyorum bunları. Mahmut niye gidiyorsun? Tanıdık geldi burada bunlar. Peki bu günümüzde hala devam ediyor mu? Şimdi şöyle bir şey var. Bu yanlış değil. O yıllarda program temelli rehberlik modeli dediğiniz zaman bizim akademide bile hala varlığını sürdüren şu an rehberliğin program mı olur yahu diyen, ya olmaz olur mu işte adam 1970'li yıllarından beri Amerika'daki okullarda adam uyguluyor bunu yani. O zaman bu biz eğer bu model meselesini daha önce halledebilmiş olsaydık okullarda eminim ki okuldaki konumumuz birazcık daha güçlenecekti. Neden güçlenecekti? Okuldaki konumumuz önemli. Onu şöyle örnek vereyim. Yine şimdiye atıfta bulunmuyorum. Kendi çalıştığım dönemlere atıfta bulunuyorum. Yani 1990'lı yılların başı 89, 90, 91, 92, 93. O son 5 yıl çalıştım ben okullarda. O dönemi kastediyorum. Şimdi bir okulda bir matematik öğretmeni eğer derse gelmemişse idare o matematik öğretmeninin derse gelmediğini 5 dakika içinde anlar. Nereden anlar? Çocuklar gürültü yapar, ses gelir, gider derler ki işte matematik öğretmeni yok. Rehber öğretmen bir hafta okula gelmese o zamanlarda kimse anlamazdı bunu. Çünkü sizi talep eden kimse yok yani. Bir orada bir şeyiniz yok yani. Oturmamış orada yeriniz yok. Sizi arayan soran yok. Mahmut oturuyor orada peşin satan tüccar gibi ama gelen giden yok gibi. Sonuçta biz tabii bunları yaşadık ve bu model meselesi bizim okul psikolojik danışmanlığı için en önemli problemimizdi. Geriye dönüp baktığımda o yıllarda biz böyle bir model geliştiremezdik. Neden? Şunun için söylüyorum sevgili meslektaşlarım. Bazı şeyleri anlamamız, kavramamız, kendimize özgü bir
sentezini yapmamız ve oradan bir model üretip kendi eğitim sistemimiz için işlevsel hale getirebilmek hakikaten zaman alan bir şey. Yani bunu hepimiz kendi kişisel tecrübelerimizden de biliriz. Her geçen zaman bizi olgunlaştırıyor, bakış açımızı daha genişletiyor, daha gerçekçi bakıyoruz. Kendimden de örnek vereyim. Asistanken ki hocalığımla, kızım olduktan sonraki hocalığım, 40 yaşındaki hocalığım çok farklı şeyler bunlar. Çok farklı gelişmeler. Şimdi düşünün, ben lisans okurken sanırım 4 tane profesörümüz vardı bizim. Türkiye'de. Yüksel hatırla. Kim vardı? Muharrem Hoca vardı. Muharrem Kepçeoğlu hocamız vardı. Yok, hayır. Muharrem Hoca 85'te 86'da oldu. Ethem Özgüven Hoca vardı. Yıldız Hoca bile profesör olmamıştı. Necla Önder Hanım vardı. Feriha Baymur vardı. Bakın, evet, 90'da oldu Yıldız Hocam. Ha, yani ben 88 mezunuyum. Ben lisans okurken işte Ethem Hoca'yı biliyorum. Feriha Baymur'u biliyorum. Bir de söz edilir Boğaziçi'nden Necla Öner Hoca. Evet. Şunun için örnek veriyorum. Bu dediğimiz 90 kabul edin. 30 senede biz 2 tane profesörden şu anda 100 tane profesör sayabilirim size bir alan. Yani Hasan bu Tan şu Hoca demek var. Aslında. Unutmayalım. Falan. Evet, doğru söylüyorsun. Hasan Tan Hoca vardı ki bunlar ilkleridir zaten. Şimdi bu o zaman yapabilir miydik bunları? Yapamazdık. Niye yapamazdık? Çünkü biz daha neyin ne olduğunu anlayabilmiş değildik. Kendi sistemimiz içerisini, kendi sistemimize bakacak, kendi sistemimize bunu uyarlayacak, geliştirebilecek bir bilgi birikimimiz yoktu. Şimdi hem kendi kültür kodlarımıza, kendi toplumsal ihtiyaçlarımıza, yapımıza uygun çözümleri, modelleri kanımca üretebilecek durumdayız. Ve bunu da büyük bir keyifle ve mutlulukla izliyorum, görüyorum. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nda ortaya konulan bu model meselesi, hasbelkader konuyla ilgilenen bir akademisyen olarak alandaki, alan derken tabii Amerika'yı kastediyoruz, oradaki teorik ve kavramsal bakış açısıyla bizim bakış açımız ve oluşturmaya çalıştığımız şey birbirine çok benziyor. Yani bu bir model deneme çabası, model geliştirme çabasını görüyoruz. Bu güzel bir şeydir. Bu tabii ben şunu da söylemekten imtina etmeyeceğim. Bazen bizim işimizde de ya da akademide de arkadaşlarım beni bağışlasınlar. Ben bazen eleştirel bakarım. Eleştirilerimi de hiç saklamam, söylerim. Böyle American School Counselor Association'ın söylediklerini böyle çok kutsal metin gibi alıp aynen almanın bir anlamı yok. Biz artık aslında kendimize özgü dönüşümleri, değişimleri yapabilecek bir potansiyeldeyiz şu anda. Alan itibariyle bunu çok rahat söyleyebilirim. Bakın 2 tane işte profesörden, 3 tane profesörden 100 tane profesöre geldi. Hem uygulama deneyimimiz arttı, hem teoride neyin ne olduğunu anladık. Yani biz bunları artık aslında yapabiliriz. 2015'te Mersin'deki PEDERE Kongresi'nde de benzer görüşleri söylemiştim. Yani o zaman da bizim bu işleri yapabiliriz. Şimdi bir de model olarak bize de çok yakın aslında bir görevler modeli vardır böyle. İlk kez 1982 yılında bir rehberlik hizmetleri yönergesi çıktı. Bizim yönetmeliğimizde de işte hocam sesiniz gitti ama şu an. Öğretmenin görevleri yazar çeşitli alanlarla ilgili. Bu da bir model olarak kabul edilir. Ama bu öğretmenlik evet sizler de doğru istek. Hocam özür dilerim. Az önce görüntünüz geliyor mu? Sesiniz de gitti. Sesinizi alamadık. Söylemek istedim sadece. Kusura bakmayın hocam. Hocam şu an yine görüntü dondu ama. Geldi mi?
Hocam geldi ama kesiliyor zaman zaman. Evet, korktuğum buydu aslında. Yani bu iş için bir çözüm. Maalesef, evet. Artık bir şey yok. Yavaş yavaş da tartışabiliriz şeyleri. Bir de aslında bu görevler modeli dediğimiz model var. Şimdi bizim yeni model, o yönergeyle birlikte çıkan, daha sonraki yönetmeliklerde de tekrar eden bir görevler modelimiz var. Şimdi uzun lafın kısası, biz aşağı yukarı 50 senedir okullarımızda bunu uyguladık. Şu anda geldiğimiz noktada okul danışmanlığını biz güçlendirmemiz ve okul danışmanlığını okulda şu anda yeteri kadar güçlü mü? Bence değil. Bu program modelleri sayesinde birazcık daha güçlenecektir. Şimdi tabii ki alanda daha başka tartışmalar var. İşte ruh sağlığı, işte ne bileyim klinik ruh sağlığı danışmanlığı, psikolojik danışma, klinik vesaire. Bu tartışmalar ayrı tartışmalar. Ama bence esas mesele biz bu işi okulda güçlendirmemiz gerekir. Okulda ne kadar güçlüyseniz diğer alanlarda o kadar kaldı ki Amerika'da da bizde de okul danışmanlarının %90'ının üstü, özür dilerim, federaldeki potansiyel çalışanların %90'ının üstü okullarda çalışır. Bizde bu oran daha fazladır. O nedenle biz okulu güçlendirmeliyiz. Okul her geçen gün bize daha fazla. Tabii ki o ruh sağlığında da, kariyerde de, ailede de, rehabilitasyonda da açılım yapalım. Ama gerçekçi olalım, okul bizim olmazsa olmazımızdır. Bu tartışmaları yaparken bence okulu asla ihmal etmememiz lazım. Bizi kısa ve orta vadede var edecek olan, güçlendirecek olan okuldaki gücümüzdür. Okuldaki gücümüzün nasıl artacağız? Artık şunu kabul edelim arkadaşlar. Biliyorum bunun farkındasınız ve sizler de en az benim kadar biliyorsunuz. Artık biz varız, işte şuydu buydu değil. Yarattığımız fark ile biz aslında okulda kendimizi güçlendireceğiz. Şimdi şu soruyu kendimize soralım. İki tane okul. Hocam özür dilerim, sesiniz yine gitti. Aynı sette. Bunların hepsinin Hocam özür dilerim, sesinizi alamıyorum şu an. Sesiniz çok kötü geliyor, anlaşılmıyor. olduğunu, yani aynı iki okul gibi. Alim hocam, görüntünüz de dondu şu an. Sesiniz de şu an hiç alamıyoruz hocam. Evet, hocamız Kıbrıs'tan bağlanıyor. Yahya hocam tekrar mı bağlayacaksın? Hocam tekrar bağlayacağız. Muhtemelen bir de geldiğinde şeyi söyleyebiliriz. Eğer Wi-Fi üzerinden bağlanıyorsa telefondaki bağlantıyı kullanabilir. Belki o daha güçlüdür. O anlamda etkili olur. Evet. Ya Alim Hoca da biz de biraz eski kuşaklarız. Teknolojiye de çok hakim olamıyoruz. Evet. Ben hocamıza da yazdım hocam bu arada. Yani iyi oldu. Sayın Çırak. Ben duyuyorum, evet. Yeniden bağlandık ama ya bu. Yahya hocam bir şey söylüyordu. İstersen bir Yahya söyle.
Hocam şöyle, eğer Wi-Fi'de sorun yaşıyorsanız, az önce az diyordu çekim gücü anlamında, telefonunuzdaki modeme bağlayabilirsiniz. Bu anlamda belki daha güçlü olabilir diye düşündüm. Tamam, o da oradan alıyor. Eğer onda sorun yaşarsanız ona geçiş yapabiliriz. Yok, o da oradan alıyor yani. Tamam. Aynı yerden alıyor. Tamam. Telefon da oraya bağlama. Tamam Kaya, yani şu anda duyuyoruz artık. Arada kopmalar olacaktır muhtemelen. Video okuyacağız gibi. Evet, yani endişem buydu maalesef. Evet. Yarın sokağa çıkma yasağı olsaydı güzel olacak işte. Ne yapayım yani? Ofiste üniversitenin bağlantısı tabii daha güçlü. Evet. Neyse, yapacağımız bir şey yok. Hocam ama şu an sesiniz ve görüntünüz çok net yani. Tamam. Tamam hocam. O zaman fırsattan istifade hemen devam edelim. Şimdi iki okul arasında fark olmalı. Yani okuldaki psikolojik danışman iki okuldaki farkı yaratarak kendi farkını ortaya koymalı. Hizmetlerde, öğrenci gelişiminde, başarısında veya daha başka ölçüt alabileceğimiz şeylerde. Şimdi bunu sağlayan bir sisteminizin olması lazım. Yani bunu temenni etmekle, yapmakla, dilemekle olacak iş değil. Artık her şey ne diyor? Kanıta dayalı ve hesap verebilir yaptığınız işi objektif sonuçlarıyla ortaya koyacak, ölçecek, kanıtlayacak ve sonuç temelli bir yaklaşımla bunun değerlendirilmesi gerekecek. Dediğim gibi 1974'ten 70'li yıllardan bugüne kadar Amerika'da program temelli rehberlik modeli okullarda özellikle uygulanıyor. Bir program temelli modellerden bir tanesi de hepimizin bildiği kapsamlı gelişimsel rehberlik programları modeli. Ama program temelli modeller sadece bundan ibaret değil. Onun dışında da başka modeller var. Ama uzun yıllardır denenen, bilinen, görece test edilen, bizim de en iyi bildiğimizde teorik olarak buydu ve Milli Eğitim itibariyle bunun üzerinde birkaç şey söyleyeceğim. Bir de ülkemizdeki bu program çalışmaları ile ilgili geçmişe şöyle birazcık gittiğimizde 2000'li yılların başında 2004 gibi biliyorsunuz şimdiki Sayın Bakanımızın da Talim Terbiye Kurulu Başkanı olduğu dönemde bütün müfredat programlarımız dilenmişti. Ve bu bütün müfredat programlarımız yenilenirken Türkiye'de temelleri de teorik olarak çok küçük çaplı var ama ilk kez 2006 yılında bir okul rehberlik programları modeli Sayın Serdar Erkan Hoca'nın ekip başkanlığını yaptığı bir ekip tarafından bir program geliştirildi. Esas itibariyle bu kapsamlı gelişimsel rehberlik programları modeli dediğimiz model iki sözcük dikkati çeker burada. Birincisi kapsamlılık, diğeri gelişimsellik. Şimdi aslında yılında hazırlanan o programda ki Türkiye'de bir gün eğer bu alanın tarihçesini yazacak olan bir akademisyen çıkarsa herhalde ilk pozitif somut model denemelerinin 2006'ya tekabül ettiğini Erkan ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalarla başladığını da söylemek mümkün. Tabii o dönemde bir sınıf rehberlik müfredatı hazırlandı. Şimdi bu bizim için bir ilkti. Gelişimsel temelli ilkokul. Şimdi bu işin gelişimsel ve önleyici kısmının olmazsa olmazıdır. Başka türlü de yani bizim klasik hizmetlerimizi sunarak da aslında şey yapabilirsiniz. O gelişimsel hizmetleri sunabilirsiniz ama bu ardışık ve kapsayıcı olmaz. Gelişimsel tırnak içinde gelişimsel özelliği olmaz. O nedenle çok güzel bir program o zaman hazırlanmıştı. O zaman da programın başka eksik tarafları vardı. Yani
Hani bugünkü mevcut sunum sistemiyle karşılaştırdığımızda bugünkü mevcut sunum sistemi daha çok soruya cevap veriyor. Diğer hizmetlerin nasıl yapılacağına dair bir takım iş ve işlemleri hem tanımlıyor hem nasıl yapılacağını da günümüzün teknolojisine uygun geliştiriyor. O zaman sınıf rehberlik müfredatı vurgulanmıştı. Tabii bu daha sonra hepinizin bir şimdi bizim devlet hocam sesinizi yine alamıyoruz. Görüntünüz de dondu yine. De böyle bazen belli koşulları var. Yani bunu en az bir saat zaman hocam. Değerli arkadaşlar, özür diliyoruz. Hocamızın bağlantısıyla ilgili bir sıkıntı var. Evet arkadaşlar, kesinlikle şey benim bağlantı hızımla ilgili problem. Keşke fakültede olabilseydik. Bunlar herhalde olmazdı. Duyuluyor mu Hulusi şimdi? Şu an hocam net. Bozulmazsa evet. İnşallah net hocam. Arada bir refresh edeceğiz demek ki. Şimdi o zamanki programda bazı zorunluluklar var. Bir kere buna zaman ayıracaksınız. Bu zaman olmadan sınıfta olacak. Sayın Çırak da bilir. Öteden beri ben rehber öğretmenin mutlaka sınıfa girmesinden yanayım kardeşim. Sınıfta olmadan olmaz bu iş. Mesela çok basit. Beni başkan yapsanız, bırakın başkanı, Milli Eğitim Bakanı yapsanız söyleyivereyim size hemen çözümü. Düşünün. Rehber öğretmenin çalışma saati 30 saattir kardeşim. 15 saatini sınıfta, 15 saatini de ofisinde harcıyor. Bitti. Bu kadar. Ama tabii buna bir zaman vermiyorsun. O zaman programı Milli Eğitim Bakanlığı emek harcıyor, bir program ortaya koyuyor. Ama bu programın uygulanması için gerek olan zamanı Funda Hoca hatırlar, kaldırıyor. Zaman yok. İlkokulda var, lisede var falan filan. Ya böyle olmaz. Böyle saçma şey olur mu? Bu gelişimsel. Gelişimsel dediğiniz şey ardışıktır. Yani bu şuna benzer. Birinci sınıftan 12. sınıfa kadar matematik müfredatınız var. İlk 3 sene matematik olsun, 4-5'te olmasın. Sonra 6'da 7'de başlarız. Ona 11'de bir ara veririz. Böyle bir şey olmaz. Birincisi buydu. Yani Milli Eğitim Bakanlığı kendi geliştirdiği bu programı uygulamak. Ve bizi en az 10 yıl geriye götürdü. Eğer o zaman biz bu programa sahip çıkabilmiş olsaydık, gereklerini yapabilmiş olsaydık, şimdi daha başka şeyler konuşuyor olurduk. Burası kesin. İkincisi de o zaman Yüksel hatırlayacaktır. Şimdiki Sayın Bakanımız da Malatya'ya gelmişti. O zaman da bir akşam bu programlarla ilgili konuşurken demiştim ki ya hocam hani her yenilik, her yeni şey mutlaka bir dirençle karşılaşır. Bu çok doğaldır, bu çok normaldir. Yani yeni bir şey söylüyorsunuz. Öğretmene başka bir şey söylüyorsunuz. Kitle çok büyük. Yani direnci öngörebilirdik. Öngörülebilir bir şeydir. Dedi ki yani gerçekten doğru tabii bir kısım dirençle karşılaşacağını öngördük ama karşılaştığımız direnç de doğrusu öngörümüzden yüksekti dedi. Şimdi burada çuvaldızını kendimize batıralım. Bizim kendi arkadaşlarımız yani kendi rehber öğretmen arkadaşlarımız da buna birazcık sahiplenmedi. Eğer sahiplenmiş olsaydık şu anki konumuz dediğim gibi birazcık daha güçlü olurdu bizim okullarda. Ha şimdi güçsüz mü? Tabii ki istediğimiz noktada değil ama daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Şimdi uzatmayayım, en son noktaya gelelim. Şimdi bu rehberlik sunum sistemi aşağı yukarı 2 sene kadar yok. Ne kadar önce açıklanmıştı. O zaman da ben görüşlerimiz yeni bir şey ortaya koyuyorsunuz ama çabalar neredeyse yeni program metninde hiç söz edilmiyor. Ya bu bir kere hem akademik olarak doğru değil hem kurum kültürü açısından doğru değil hem de kurumsal süreklilik açısından doğru değil.
Yani bir Milli Eğitim Bakanlığı düşünün. Kendi 2006'da bir program geliştirdi, program hazırladı. Bu program doğru dürüst uygulanmadı. Uygulanması için gerekli şartlar karşılanmadı. Bir program değerlendirmesi yapılmadı. Sonra yeni bir program ortaya çıkıyor. Ve yeni program ortaya çıkarken de kendi eski hazırladığı programdan hiç söz edilmiyor. Sanki hiç böyle bir şey yok. Ya böyle bir şey olur mu? Sizin metinleriniz var bu programla ilgili. Yani bir Milli Eğitim Bakanlığı kendi 3 gün önce hazırladığı şeyi görmezden gelebilir mi? Bu konudaki eleştirilerimde ben çok açık yüreklilikle bütün o konuda arkadaşlara da söyledim. Şimdi bu model rehber öğretmenin işini birazcık kolaylaştırmış. Güzel. Neyin nasıl yapılacağı. Ama bana kalırsa ilk etapta tabii bunun şu anki şey ayağı yok. Sınıf rehberlik müfredatı ayağı yok. Bildiğim kadarıyla sınıf rehberlik müfredatı ayağı hazırlanıyor. Bazı mezun öğrencilerimizin de komisyonda etkinliklerin vesairenin yazılması ile ilgili. Şimdi orada bir tane sınıf rehberlik müfredatının hareket noktası ile ilgili veya programın hareket noktası ile ilgili birkaç söylenen şeyden yola çıkarak kendi fikrimi söylemek istiyorum. Birincisi bu program eğer gelişimsel olacak ise ki öyledir, literatür böyledir bunun. Yani çocukların gelişim özelliklerine dayanır. Ana sınıfından başlarsanız 12. sınıfa kadar gelişim özelliklerine göre yeterliliklerinizi belirlersiniz. Bu yeterliliklere ilişkin hedeflerinizi belirlersiniz. Kazanımlarınızı belirlersiniz. Ondan sonra bunların nasıl işleneceğini program geliştirme mantığı içerisinde yaparsınız. Şimdi bazen psikolojide veya bizim alanımızda bazı kavramlar moda olabilir. Örneğin o metinden şunu anladım ben. Bu programda işte 21. yüzyıl becerileri, işte büyük laflar etmek bazen kulağa hoş gelir ama gerçek tarafı olmaz. Ve kök değerler meselesi. Ya şimdi bu bir hedef olabilir, hiç itirazım yok. Buradan hareket ediyor olabilirsiniz, hiç itirazım yok. Rehberlik yoluyla biz bunları kazandıracağız dersiniz, buna itirazım olmaz. Ama bir taraftan bu iş gelişimsel deyip bir taraftan bunları yaparsanız bu içinde çelişkili olur. Olmaz böyle. Yani programı arkadaşlar şimdi olduğunu demez. Birincisi bu. Hocam özür dilerim. Yine görüntünüz dondu ve şu an sesinizi alamıyoruz hocam. Hocam beni duyabiliyor musunuz? Hocam görüntünüz dondu ve sesinizi şu an hiç alamıyoruz. Ne yapayım? Ne yapalım? Hocam vallahi yani hani nasıl bir çözüm üretebiliriz bilmiyorum. Yahya hocam? Hocam mobil veriyi bağlayabilir. Hani onu söylemiştim ama herhalde onda da yine ortak ağ tamam. Kullanıyor. Sayın Kaya sesini açabilirsin. Tamam. Çocuklar yani şey zayıf, sıkıntı yok. Aslında 8 megabayta kadar da diyor ama ev interneti neyse. Hemen o zaman bu iki şey bir araya gelmez. Yani hem gelişimsel deyip hem işte popüler kavramlar üzerine bir şeyi bina edemezsiniz. Tabii ki arkadaşlar çalışıyor, ortaya çıkacak. Ama bu sistem en önemli yanı somut bir şey ortaya koymuş olması ama okuldaki rehber öğretmen arkadaşımızı, çalışan arkadaşımızı da ben şöyle onların duygularını şöyle olduğunu düşünüyorum. Bu sistemin sırf kırtasiyesini yapsanız günde 2-3 saat zamanınızı ayırmanız lazımmış. Çok ayrıntı, çok detay, çok şey var. Ama buna rağmen iyidir. Yani somut bir şeyin olması, o sunum sisteminin olması. Tabii orada gözetilen şeyler, izleyebilmek, anında görebilmek, birlikte hareket edebilmek bunlar güzel şeyler.
Ama şurasını biz unutmadan onu vurgulamamız gerekir. Okulda çalışanı, çalışmayanı, bürokraside olanımız, üniversitede olanımız. Bu model okey. Akademik kavramlarla, teorilerle uyumlu. Bizim akademisyenimiz ve çalışanımız yaptığı bir model. Bunu korumamız gerekir, güçlendirmemiz gerekir. Ama burada öngörülen bütün hizmetleri yapmaya çalışsa bir rehber öğretmenin iki yakası bir yere gelmez, dağılır gider. İmkanı yok bunun yani. Pratikte çok zor bir iş. O zaman biz şunu söylemeliyiz. Evet, buna sahip çıkalım, bu iyidir, bu doğrudur ama bunun için bir tane rehber öğretmen yetmez. Daha başka rehber öğretmen talep etmemiz lazım. Bunu güçlendirmemiz, bunun personelini artırmamız gerekir. Tekrar söylüyorum, bizim bu sistemde var olmamız hala bana kalırsa okuldan geçer, okulu ihmal etmeyelim. Bazen psikolojide esen rüzgarlar olur, popüler şeyler olur. Onların seline kapılıp, rüzgarına kapılıp okulu ihmal etmeyelim. Varlık nedenimiz budur. Okul ortadan kalktığında biz ortadan kalkarız. O nedenle buradaki varlığımızı güçlendirecek çalışmaları yapmamız gerekir. Biliyorum tabii bizim zamanımızda, benim öğretmenlik yaptığım zamandan çok farklı. Arkadaşlarımız çok yetenekli, çok nitelikli, çok donanımlı. Arada çok fark var. Bazen neredeydi? Mersin'deydi galiba. Çok hoşuma gitmişti. Onu da anlatayım. İsterseniz ben sonlandırayım. Biraz da sohbet ederiz bunun üzerine. Şimdi okullara öğrenci gönderirken işte orada idareyle, öğretmenlerle nasıl ilişki kuracağımız, nasıl işbirliği yapacağımız üzerine dururuz. Bir öğrencimiz dedi ki, hocam dedi, ben dedi işte okul müdürüyle de görüştüm dedi. Acayip dedi, rehberlik o kadar çok şey bir müdür ki dedi. Ben de diyor dedi, rehber öğretmenimin izni ve onayı, görüşü olmadan okulda hiçbir uygulamaya olur vermem. Rehber öğretmenim mutlaka bunu o konuda, aferin kimmiş o? Yani öylesine güçlü bir yer edinmiş ki orada işte. Yani idare diyor ki, ben rehber öğretmenimin görüşü, onayı olmadan bir konuda karar vermem. Göğsümüzü kabartır tabii işte. Demek ki orada güçlü bir biçim. Ama bu güç nereden gelir? Bu güç sizin bilginizden gelir. Bu güç bizim oradaki yarattığımız farktan, ürettiğimiz hizmetten, onun kalitesinden gelir. O nedenle bizim zamanımızda olduğu gibi biz hiçbir şey yapmasak da okuldaydık. Çok şey yapsak da okuldaydık. Ama şimdi öyle değil artık. Talep arttı, bunu biliyorum. Rehber öğretmenleri, teneffüslerde öğrenciler arıyor, veliler arıyor. Eskiden kimse bunları sormazdı, arayıp sormazdı. Bunlar güzel şeyler. Güçlenelim, bu modeli destekleyelim. Bu modele sahip çıkalım. Çünkü somut bir şey yapıyor olmak. Öğretmen niye güçlüdür? Program vardır, dersi vardır, yapacağı işi vardır ve bunu herkes bilir. Ama rehber öğretmen de bu program, model içerisinde olur ise o zaman daha işlerimiz kolaylaşır, daha iyi hale gelir. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Dediğim gibi en son ben ayrıldığımda 93'te ayrıldım. Nereden baksanız 30 sene olmuş, okuldan ayrıldı. Tabii ki köprülerin altından çok şey geçmiştir. Şimdi sizden istirhamım şu, teknik olanaklarımız izin verdiği, el verdiği ölçüde bizim akademi olarak eksikliklerimizden biri okul ile, uygulama ile aramızda çok sağlıklı bir köprü kuramamış olmamızdır. Bu köprü her iki tarafı da besleyici bir şeydir. Yani hem sizi besler hem bizi besler. Şimdi bizi besler, biz okulu bilmeden, okul görmeden okulla ilgili ahkam keseriz. Sizi besler, siz pratikte uygulamanın içine olduğunuz zaman bir süre sonra kendimizi tekrar etmeye başlarız. Bu açıdan önemli görüyorum ve sizin bu yeni sunum modeliyle ilgili eleştirileriniz, değerlendirmeleriniz, görüşleriniz gerçekten bizim bakışımızı da çok önemli ölçüde etkileyecektir, belirleyecektir. Lütfen bunları da esirgemezseniz sevinirim. Keşke kesilmeseydik, daha iyi olsaydık ama Malatya'ya yüz yüze geldiğimizde umuyorum ki bunları daha keyifle konuşabiliriz. Şimdi sorulara, muhabbete geçelim derim. Ne dersiniz? Nasıl uygun görürseniz hocam.
Yani tabii program üzerinde unuttuğum bir iki şey var. Hemen onu da söyleyeyim. Sınıflamaları, gruplamaları bence yerinde, bir sıkıntı yok burada. Yani gelişimsel hizmetler ve müdahale hizmetleri gibi temel iki gruba ayırmışlar. Bireysel olan, grup olan. Bunlar bizim bilmediğimiz şeyler değil. Bunlar bizim bildiğimiz ama dağınık bir yere toplamışlar. Bu güzel bir şey. Bu modeli bence hem iyi anlayalım hem iyi uygulayalım. Ama tabii şunu da söylemem lazım. Bu çok güçlü bir personel gerektirir. Yani bir tane rehber öğretmen bir okulda bütün bunları yapmasına imkan yok. Onu da teslim etmemiz gerekir. Evet arkadaşlar, sevgili gençler. Hadi buyurun bakalım, sizi dinliyorum. Biraz da sizden ses alayım yani. Buyur Çırak. Çırak başta söylediği gibi yükseldi. Evet, çok teşekkür ederim. Doktor arkadaşım. Evet, çok program konusunda çok fazla derinliğine bilgim yok ama şeyi biliyorum. Bu son söylediğin, çok söylediklerin sürekli üzerinde durduğun çok doğru. Yani bu programların yürütülmesi için gerçekten rehber öğretmenlerin de 24 saatle yetmeyecek gibi görünüyor. Yetmez hocam yani. Yetmez. Bizde birçok başka alanda da var. Yani ben farklı alanlarda da böyle yönetmelikle yönergeler çıkınca aynı insanlardan hep yapıyorum. Çok güzel saptamalar var, çok şey var ama o kadar çok şey isteniyor ki biz ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yani yetişemiyoruz diyorlar. Bizim rehberlik programlarımız da böyle yani çok yüklü. Özellikle rehber öğretmenin kadrosunda çalışan arkadaşlarımızdan çok şey bekleniyor. Ama ona baktığınızda çünkü her şey onun üzerine biniyor. Gerçekten bir 8 saati yetmez rehber öğretmenim ve dediğiniz gibi bunun 2-3 saati de kırtasiyesiyle sürer. Yani bak, Şırak, şeyi söyledim ya hani o okulda rehber öğretmenin sınıfa gitmesi meselesi. Ha, aslında evet. Bize bir ters gelir bu da. Aslında bizim o kadar çok işimizi çözecek ki bu. Nasıl çözecek biliyor musun? Şimdi diyecek ki bir okulda öğretmen ihtiyacını nasıl planlıyorlar? Ders saatine göre değil mi? Evet. Şimdi şunu kabul ederse sistemde bizde. 15 saat rehber öğretmen şeye girecek. Sınıfa girecek derse haftada bir saat bir sınıfa girdiğini düşünün. Şimdi 30 şubeniz varsa 15 saat girecekse bir rehber öğretmen doğal olarak sistem ne diyecektir? İkincisini vereceksiniz kardeşim buraya diyecektir. Doğru mu? Evet. Bu tabii rehberlik saatleri bildiğim kadarıyla şimdi arkadaşlar bilir. Çok ona şey değilim dağlık ama. Dağlık yok. Kiminde var kiminde yok yani. İşte yok yani herhalde yani. Okulların şey Hulusi sen biliyorsun bunları okulların tercihine mi bırakıldı bu? Hocam yok. Okulların tercihine bağlı değil. Absürt bir şeyi var. Diyor ki zamandan bağımsız. Ya bir şey zamandan bağımsız olur mu kardeşim? Bu ne demek yani? Bakanlık böyle söylüyor. Rehberlik hizmetleri zamandan bağımsız yürütülecek. Evet, bir şekliyle dediğin an, hocam şu sadece 4. sınıf, 8. sınıf da var. Yani ilk öğretim için söylüyorum eski ismiyle. Lisede de 9. 10. 11. 12. sınıflarda her hafta rehberlik saati var. Ama ilkokul ve ortaokul için çok ciddi bir handikap söz konusu hocam. Hani ben kendi adıma ders almak istediğimde ya işte Türkçeden almak zorunda kalıyorum ya matematikten ya işte yetenek derslerinden dolayısıyla sıkıntı oluyor. Hani keşke bir saat olsa dediğiniz gibi. Ve zamandan bağımsız deyince bu oluyor yani. Hocam bir de Yüksel hem şey diyorsunuz yani hem gelişimsel olacak hem de bunun altı olmayacak ama yukarıda olacak. Nasıl olacak onu bilmiyorum yani. Evet birbirinden kopuk. Evet evet. Ki Ziya hocam biliyorsun ki benim de hocam ilk doktora tezini benimle yaptı. İlk onun doktor öğrencisi benim. Bunlara da hakim. Ama tabii evet. Bu bir ekip işi yani kendi başına tek başına bir bakanın üstesinden gelebilecek bir iş değil. Milli Eğitim Türkiye'deki kamu kuruluşların en büyüğü yani personel açısından herhalde sağlık dan sonra veya belki sağlıktan da önce yani kalabalık personeli çalıştırır. Yani en yaygın ki sağlıktan daha yaygın işte okul her yerde okul bir tane iki tane değil. Sağlıktan çok daha yaygın yapısı olan bir kurum. Ama bunun hepsini idare etmek çok zor. Evet. Tabii sistem çok büyük. Düşün 18-20 milyon civarında bir şey var. Öğrenci kitlesi var. 2 milyon evet. Da öğretmen ekle buna 20 milyon. 20 milyon nüfus demek Avrupa Birliği ülkelerinin bir kısmının nüfusundan fazla bu yapı. Çok daha fazla. Kolay bir şey değil. O evet. Kabul yani.
Evet, Hulusi Hocam, Alim Hocama sorular var. İstersen sırasıyla buralardan bir, sen bir hocama da soruları ilet. Tamam hocam, izninizle. Hocam, öncelikle parçayı çok beğenmişler hocam. İnşallah bağlamanızla tamam. Birlikte buraya geldiğimde şeyi söyleyeceğim, canlı söyleyeceğim. Şimdi çalıp söylemeyi öğrenemedim. Yeteneksiz bir yer. İkisinin koordinasyonu yok yani. Yok hocam, elimde söylediğiniz de var hocam. Tamam. Onlar dursun, bakın Hulusi'de kasetlerim var arkadaşlar. İleride başıma şey gelirse Hulusi sorumludur yani. Aklını da kullanabilir, evet. Evet, evet. Hocam, birçok öğrenciniz var. Hepsi de size çok selam söylüyor. Bu arada yazmış arkadaşlarımız. Parçayı herkes bilmiş bu arada. Uyan sunamı. Şöyle bakıyorum. Suna hocamız benim için olmuş demiş parçaya. Suna evet, yani evet, doğru. Evet, şöyle bakıyorum. Çok beğenmiş arkadaşlarımız. Mesela bir arkadaşınız, dur Hulusi, ben de gördüm buradan. Evet. Diyor ki, branş derslerini rica etme konusunda okul imajımız etkilendiğini düşünüyorum. Kesinlikle doğru. Yani rehber öğretmen zaman için gidip şuradan buradan öğretmenden zaman alması rehber öğretmenin imaj açısından hakikaten iyi değil yani. Doğru. Doğru ya doğru. Şimdi niye ben öğretmenin peşindeyim? Ben bunu biraz dilenciye benzetiyorum. Hakikaten öğretmen arkadaşlarımız bunu söylüyorlar. Hocam diyorlar, şimdi Hümeyra var, gülüyor orada. Çünkü bunlar o arkadaşlardan, onların hepsinden geliyor. Hocam biz dilenci gibi hocalardan ders dinlemek zorunda kalıyoruz diyorlar. Ve çoğu hocada, özellikle de zaten bizim etkinliklerimizde, öğrencilerimizde dönem sonlarına doğru da çok oluyor. Hocalar bu sefer daha da şey oluyor. Hocam benim programımı yetiştirmem gerekir. Çünkü onların da yetişmesi gereken programları var. Hocam ben dersimi yetiştirmem gerekir, veremem. Gibi. Ya alıyoruz diyor, işte bir 3 dakikasını 5 dakikasını en çok, o da zaten yarım yamalak, ne yapacağımızı biz de bilemiyoruz, hani o kadarını alıyoruz. Hoca işte teneffüse çıkmadan 5 dakika önce bize bırakıyor çocuğun teneffüsü gibi. Böyle sıkıntılar var gerçekten yani. Rehberlik saatinin konulması, ya da öyle söyleyelim, ismini bir şekilde bunun adının olması lazım yani. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Hocam Betül Pirinççi hocamız okul ortadan kalkmamalıyız yani. Anlamadım, özür dilerim hocam. Biz şu anda bunları konuşuyor olmamamız gerekir. Ya evet. Hocam Betül Pirinççi hocamız okul ortadan kalkarsa biz de ortadan kalkarız gibi bir şey söylediniz. Hocam çalışma alanımız olarak okulu bu denli önde tutmanızın nedeni nedir diye sormuş. Varlık nedenimiz o da ondan. Yani mezunuzun %95'i, 96'sı eğitim sektöründe çalışıyor ise bunu görmezden gelebilir miyiz? Ya bununla şunu demek istemiyorum. Bakın, tabii daha başka konulara gireriz de. Mezunlarımızın mesela eğitim bilimlerinin pek çok programını hocam şu an 96'da yok, kapat. Yok. Ama bu bizim kendimize özgü bir özelliğimiz. Hocam özür dilerim, şu an sesinizi yine alamıyoruz ama. Şimdi tabii ben de isterseniz Halim Hocam bağlamında söyler, Betül Hocam'a şunu da söyleyeyim. Biz insanlara hizmet veren, yani daha doğrusu bizim işimiz insanlarla ve okul ulaşabileceğimiz, en etkili şekilde ulaşabileceğimiz tek yer. Herkes eğitimden geçiyor. Ve ben Türkiye genelinde gördüğüm bu, umarım da devam eder. Türk insanının, Türkiye coğrafyasındaki insanların eğitime bakışı oldukça olumludur. Yani herkes bir şekilde gerçekten çocuğunun en iyi eğitim almasını ister. Yani çocuğunu okula göndermek isteyemeyenlerin sayısı çok 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 azdır. Bu başka. Yani herkes bir eğitimden geçiyor. Bu nedenle de hem insanlara ulaşma açısından, ki biz sadece öğrenciye de ulaşmıyoruz.
okulda çalışırken öğrenci velisi gibi bunların hepsine ulaşıyoruz orada. Bunların hepsi de oraya geliyorlar. Yani biz okul ortamı bizim için vazgeçilmez bir ortam. Ha bunun dışında yani öteki alanlarda da çalışmayalım, Alim Kaya Hoca da onu söylemiyor. Tabii ki biz adliyede var. Adli kurumlarda da diğer klinik ağırlıklı kurumlarda da Sağlık Bakanlığı'nda olabilir, sosyal hizmetlerde olabilir, başka yerlerde çalışılıyor. Ama okul bizim için gerçekten en temel kurum. Yani bu durum bu. Buyurun hocam. Ha. Alim Hocam geldi. Hocam buyurun. Evet, Halim Hoca'nın yine herhalde gitti. Sayın Çırak doğru söyledi. Ben diğer alanlarda, diğer alanlarda açılmamız gerektiğini güçlü bir biçimde savunuyorum. Alan tıkandı çünkü okulla tıkandıyız. Bunun açılmamız gerekir. Orada hiçbir tereddüm yok. Ama biz hala orada var olmaya devam ediyoruz. Amerika'da da böyledir. Yani orada da danışmanların %95 okulda çalışır. Diğer hizmetler, ruh sağlığı, rehabilitasyon, işte kariyer, aile, bunlar da okul danışmanı olarak öyle de devam edecek. Çünkü çok büyük bir talep bu. Çok büyük bir pazar. Bunu görmezden gelip başka alanlara yelken açmak bence çok da gerçekçi değildir. Ama gidene de bir şey demem, yani yanlış da bulmam. Hiç itirazım yok onlara ben. Okul bizim, ama bir de şöyle diğer düşünün. Okul bizim diğer yani alanlara açılmamızın adımı zaten. Aynen öyle. Peki şu soruya cevap vermemiz lazım. Mesela hepimiz rehberliğin tarihini 1908'de Frank Parsons'un endüstride mesleki rehberlikle başladığını biliriz. Peki niye endüstride devam etmedi, okulda devam etti? Okulda niye güçlendi? Çıktığı yerde değil, başka bir yerde güçlendi. Bunun çok önemli bir sebebi var. Çünkü toplumun tümü bu sistemden geçecek. Yani topluma ulaşmanın en önemli yolu okuldur. Böyle bakın meseleye. Böyle bakmakta fayda var. Eğer öyle olsaydı psikolojik danışma rehberlik hizmetleri endüstride gelişir giderdi. Olmadı. Bu hem akılcıdır, yani hem rasyoneldir, hem de topluma ulaşmanın en önemli aracıdır bu. Herkes oradan geçecek çünkü. Öyle düşünüyorum ama diğer alanlar yok, yok saydığım falan yok. Çok doğal olarak başta da söyledim. Ben kendimi okula yakın hissediyorum. Bizde de iki tür akademisyen vardır. Bir, kendini hastaneye yakın hissedenler, bir de okula yakın hissedenler. Ben okula yakın hissedenler derim. Bir de postaneye yakın hissedenler var. Yani endüstriye yakında hisseden olabilir. Hiç itirazım yok. Hastane, postane, okul. Ben okul danışmanlığı alanını, ben o alanı seviyorum. O alanda çalıştım. Ama diğer alanlar yok anlamına gelmiyor bu tabii. Evet, Hilal'i görüyorum. Hilal benim şeyden öğrencim. Kıbrıs'tan. Hilal Gelegen. Hilal nasılsın? Semih ne yapıyor? Nerelerde Semih? Yönetimde herhalde değil mi Semih? Hocam sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Evet, yönetimde hocam. Niye sizler çok iyi geliyor, benimki gelmiyor? Demek ki benim internetten yani. Evet. Evet hocam, aynısınız, görüşmeyeli. Çok özlemişiz sizleri. Ben de çok özledim hepinizi. Hepinize selamlarımı sunuyorum. Görüşmek üzere hocam. Her zaman bekleriz. Evet. Semih çok yoğun. Bu Semih'le konuşuyoruz bazen. Pandemi sürecinde sıkıntılar, şeyler çok olunca hocam bizim diyor işimiz çok oluyor diyor. Semih'in hakikaten gün boyunca boş vakti yok. Ancak akşam saat 7'den sonra biz toplantı koyduğumuzda o saatlerde girebiliyor. Şu anda da buradan bilmiyorum yani şey yapalım ama buradaysa da zaten şeyde bağlanı geçebilir ama büyük ihtimal yok. Evet. Bunda sen ne diyorsun kıdemli bir rehber öğretmen olarak bu işlere? Hocam nihayet söz gelebildi diyormuşum. Konuşmanızın aşağı yukarı üçte birlik kısmını dinleyebildim. Ses benim de herhalde sıkıntı var internette ki başları gerçekten kaçırdım. Çok güzel konulara değindiniz. Hele şu %30 saatin 15'i sınıflarda olmalı dediniz ya. Kesinlikle katılıyorum size.
21. yılımdayım ben meslekte. Öğrenciyle odada tamam bireysel çalıştığımızda çok verimli ama grup olarak yönlendirilmeleri gereken noktalar var. İşte bu da gelişimsel kısmı rehberliğin. En az ayda bir kez sınıfla karşılaşmalı bir rehber öğretmen. Takip ettiği sınıflara katılıyorum size sonuna kadar. Ama sıkıntılarımız çok. Şunu merak ediyorum ben de, şunu size sormak istiyorum. Bakanlığı bilen biri olarak sizlere soralım bunları. Niye kaldırıldı? İmam Hatip liselerinde de arkadaş yazdı oraya zaten. Sadece 9. sınıflarda var. Ama o kadar çok lise döneminde yönlendirmeye ihtiyaç var ki bakanlık bunu bildiği halde niye kaldırdı? Bir sürü işte karakter güçleri ve erdemler, sınıf programları hepsi çok güzel hazırlanıyor, yapılıyor ama bunu uygulayacak saat yok ki hocam. Şöyle o zaman bir şey, yaptığınız hiçbir şeyin anlamı yok yani. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Ortaokuldayım ben. Uğraşıyorsunuz, sınıf öğretmenine söylüyorsunuz, programlar yaptırıyorsunuz. Müzik öğretmenine sınıf verilmiş ve tek bir saat müziği var. Eğer seçmeli saati de yoksa tek bir saat. Diyor ki ben dersimi vereyim, rehberlik mi yapayım? Haklı. Fen bilgisi. Gene haklı. Yaptığımız şeyler bazen panolarda kalıyor, kağıtlarda kalıyor. Yani bunlara nasıl bakıyorsunuz? Bunlar iletilmiyor mu? Sahayı mı anlayamıyorlar? Ya da bizim mi işimize geliyor? Ben bunların hepsini soruyorum size. Cevabını da rica ediyorum. Geliyor mu sesim hocam? Alim Hoca'nın yine görüntü tutuldu. O zaman meselesi aslında bizim kafamızdaki rehberlik eğitim anlayışıyla ilgili bir şey. Hocam, Alim Hocam. Evet ben sizi duyuyorum ama galiba siz beni duyamadınız. Aha. Şu anda duyuyoruz. Tamam. Şimdi duyuyoruz hocam. Ya burada aslında sorun şu. Pek çok nedeni vardı bunun ama. Mesela ben size bir şey söyleyeyim mi? Bizim çocuklar ilkokuldan lisenin sonuna kadar o kadar çok matematik dersi görür değil mi? Allah aşkına matematik sorularının üniversite giriş sınavındaki yapılma ortalamasına bir bakın. Evet. Hepsi bu kadar yani. 3 net, 5 net. Hepsi bu. Bu kafamızla ilgili bizim. Yani eğitime nasıl baktığımızla ilgili. Bürokratiyle, bakanıyla, şununla bununla ilgili değil. Ders koyalım, ders koyalım. Bir de şöyle bir anlayışımız var bizim. Ders koymak, akademik düzeyde bir şeyi okutmak her derde derman olmayabilir her zaman. Bir şey oldu bir ders koyalım buna. Koy ne olacak yani? Koysan ne olacak? Zaman, dönem, sizin okulda okutacağınız dersle bazı şeylere çare bulacağınız zaman değil. Ya bir ders koymak, uğraştırmak çözmüyor. Çünkü çocuğun sizin dışınızda o kadar çok kaynağı var ki hele şimdiki zaman. Evet. Bazı şeylere gerek yok. Esas olanı görmeyip ayrıntıyı, detaya bakıyoruz biz. Başka şeylere bakıyoruz. Zaman olmadan olmaz bu iş. Bu bastırmamız lazım. Başka evet türlü hocam. Olmaz. Evet, evet, evet. Ünvanda olduğu gibi bunu da bastırmak lazım. Haklısınız. Bastırmamız lazım. Yani bizim birinci gündemimiz bu olmalı. Evet. Biz okulda rehber hizmetler için zaman istiyoruz kardeşim demeliyiz. Yönetmelik dedin. Yönetmelik ve yönergeyle ilgili bir cümle kurayım. Çok özür dilerim. Çok konuştuğumu biliyorum ama. Biliyorsunuz geçtiğimiz yaz iki tane önemli şey oldu. Birincisi bunlardan yönetmelik düzeltildi. Bazı sorunlara, derdimize derman oldu ama bundan daha önemlisi bence evet, evet. Yönergedir orada. Bir etik yönerge çıktı. Etik yönerge, iki metni ben yan yana koyduğumda mesela, etik yönergenin dili, tanımları, bakışı, yönetmeliktekinden daha net, daha derin, daha kapsayıcı ve daha güzel. Hiç şüphesiz yönetmeliğin düzenlenmiş olması çok önemli ama etik yönergeyi de gözden geçirin. O da bağlayıcıdır. Orada da çok güzel şeyler tanımlanmış. Eğer yasal bir metinse bazı şeyler için onlar da çok iyi gerekçeler olur yani. Mahmut evet. Vardı bizim Mahmut değil mi? Söz isteyip duruyordu. Nereye gittin Mahmut?
Burada da görüntüsü açık değil. Hocam, Tuğba hocamız da uzun süredir söz istiyor. Buyur tabii. Eğer teşekkür uyumaya... ediyorum hocam, teşekkür rica ediyorum. Rica ederim Funda, rica ederim. Evet, Mahmut herhalde sesi açıldı. Hocam ben 17 yıldır çalışıyorum. Rehberlik Araştırma Merkezi'nde de çalıştım. Özellikle derse girme anlamında salgın döneminde ben çok faydasını gördüm. Salgın döneminde çünkü canlı ders tanımlarken hani öğretmenlere falan zormak zorunda değilsiniz. Yani, akşam 8'e bile ders koyabilirsiniz. Yani. Ve devamlı girmeye çalıştım ama arkadaşların dediği gibi çok sıkıntı oluyor işte dilencilik meselesi. Ama genelde ben şunu gördüm, çoğu da veriyor aslında dersi. Çünkü onlar da biraz programlardan ama falan... Ama gerek yok Mahmut, verebilir. Bak bu evet. İşin, bak hocam bir şey söyledi. Yani imajına, saygınlığına uygun değil. Bak verebilir yani. Hani diyebilirsiniz ki ya istediğimiz zaman alıyoruz ama niye istemek durumunda olacaksın ki? Evet. Başta şeye güldüm ben, bir arkadaşımız bazen arardım. İlk atandığımızda sınıf arkadaşlarımızdan biri. Ne yapıyorsun dedim, ya işimi yapıyorum. Öğrenci bekliyorum odamda. Ona güldüm aslında ben. Hani peşin satan dediniz ya. Şu anda aslında bu anlamda da işte rehberlik saatlerinin kaldırılması ciddi anlamda sıkıntılara sebep oldu. 8 sınıflarda var. Ben şunu yapıyorum. Farklı saatlere koydurtuyorum. Hani sizin zamanınızda vardı. Ben lisedeyken falan. Hep çarşamba günü son saat olurdu. Çarşamba günü öğleden sonraydı bizde. Evet. Ama ben okulumda şunu yapıyorum. Bu okul müdürüne söylüyorum. Diyorum ki 8 sınıflarda saat var. Bunu mümkün mertebe farklı saatlere koyun. Çünkü ben çoğu zaman almak istiyorum dersi. 5 sınıfım var işte. Girip kendim yapıyorum çoğu zaman. Girilmezse taraftarıyım açıkçası. Dediğim gibi yani hocam. Size de teşekkür ederiz. Bu anlamda özellikle sizin gününüzü ben sabırsızla bekledim. Çünkü Milli Eğitim'de çalıştığımız için sizin okul programlarıyla ilgili çok ilgilendiğinizi biliyorum. Çok üzerine düştüğünüzü biliyorum. O anlamda da teşekkür ederim hocam size. Ben teşekkür ederim sevgili Mahmut. Teşekkür ederiz hocam. Tuğba hocamız az önce söz almak istiyordu. Alim hocam müsaadeniz olursa Tuğba hocamıza... Estağfurullah buyurun. Tuğba hocam. Tuğba hocam söz istedi ama şu an gitmiş mi? Tuğba hocam... Yahya hocam, Tuğba hocamın mikrofonunu açabilir miyiz? Şimdi, Hulusi hocam merhaba. Merhaba hocam. Aslında ben, Alim hocam, merhabalar, saygılar merhaba herkese. Hocam. Aslında ben yanlışlıkla açmışım onu. Siz söyleyince fark ettim Tuğba ben miyim ama bu arada kameramı da açamıyorum. Yani genel olarak aslında hocam konuşurken okuldaki sıkıntılarımızdan, işte sürenin yetmediğinden, zamandan konuşurken ilk aklıma gelen şey olmuştu, paylaşmak isterim. Şimdi biz bunları her fırsatta... Rehberlik Araştırma Merkezi'nde yaptığımız toplantılarda işte hangi işte diyelim ki zümre toplantılarında, yıl sonu toplantılarında sürekli raporlarımıza yazıyoruz. Rehberlik ders saatinin önemini tekrar tüm sınıf düzeylerinde rehberlik saatinin koyulması gerektiğini belirtiyoruz. Ama hani bunun dışında yapılabilir bir şey var mı? Biz hep işte tutanaklara yazarak belirtebiliyoruz. RAM müdürlerimize söylüyoruz. Birçok anlamsız şeyle uğraşıyoruz. Gerçekten zaman sıkıntımız çok büyük. Biraz okuldaki farklı kurullarla ilgili hani nasıl mesela kendi şeyimizi hafifletip kendi alanımızla ilgili işlere daha çok odaklanabiliriz aklıma geldi hocam konuşurken. Kurulların aslında çalışmasını daha etkin hale getirebilirsek, yani bir BEP toplanması gerekiyor. Kim yapıyor? Rehber öğretmen yapıyor. O yapmazsa o kurul toplanmıyor. İşte bu şiddet eylem planları hazırlanıyor. Aslında kapsamı tüm okul düzeyinde çok genel bir program o. Ama bunu rehberlik servisinden sadece bekliyor okul idaresi genel olarak.
Öğretmen de çok fazla angarya mı diyeyim, kağıt evrak işiyle meşgul olduğu için bu tür işleri biz yapmadığımız zaman da aksadığını görünce, ya katkımız olsun, bu iş burada kalmasın diye onlara da el atıyoruz. Bu belki hani iyi niyet sonuçları çok hoş olmuyor ama ya bu anlamda bence işte Funda Hocam'ın dediği gibi bakanlıkla ilgili hani bu konuda sesimizi nasıl duyurabiliriz? Hocamın bir önerisi, bir görüşü var mı? Hocam, hani bu çatında hocamın söylediği sahi mi bilmiyorlar gerçekten? Muhtemelen bizim gibi alanda çalışmış birçok insan da var bakanlıkta. Bence o konuda iki tane yol var, öneri. Bir, bizim son dönemde biliyorsunuz çok eylemci bir dernek başkanımız var. Sayın Başkan, bunu genel başkana da iletin. Ülke düzeyinde bir bu konuyla ilgili bir eylem yapalım. Bu bir. İki, biliyorum ki pek çok okulda rehber öğretmenler, biraz önce o örnek olayda verdiğim okul yönetimleriyle çok iyi. Acaba okulda çalışan kıdemli arkadaşlar şu öneriye ne derler? Kendi okulunuzda biliyorsunuz bu ders saatlerini falan koymak, yapmak okulun işi. Acaba orayı zorlasanız, bir karar alsanız, öğretmenler kurulu kararı gibi yerel düzeyde bu çözülemez mi? Yani bir karar alsanız ve her sınıfa rehberlik saati koydurmaya çalışsanız bu mümkün müdür? Bilmiyorum tabii, belki mümkün değildir ama ben biraz zorlarsanız öğretmenler kurulu kararı, ildeki kararlar bunların birazcık yol alabileceğini düşünüyorum. İki yol öneriyorum. Bir, yukarıdan dernek özellikle eylem yapsın. Rehberlik zamanı istiyoruz. İki, rehber öğretmenler de aşağıdan hocamın söylediği gibi kurulları etkileyerek yerel düzeyde, okul ve il milli eğitim düzeyinde buna bir çözüm getirilebilir mi? Bir denemekte fayda var diye düşünüyorum. Sayın Kaya, yerel düzeyde olanlar kalıcı olmayabilir. Yani katılıyorum. Yasada, yönetmelikte yoksa inan bunu zaten koydurmak çok zor olur. Koydurduğunuzda da bir dönem kullanırsınız, bir dönem sonra bir başka bir şeyle bir daha bunu kaldırırlar. Bunları yani kanun haline de işte nasıl söyleyeyim yani programı kalıcı hale getirmek gerekiyor. Yani böyle olması daha doğru olur. Öteki türlü biraz zor olur. Tuğba Hoca hatırlattı şeyde, şimdi ben onu da biliyorum, okullarda aslında bir sürü şeyler var örneğin, yani işte ne bileyim sosyal faaliyetler var örneğin, bu okullarda kulüpler, sosyal faaliyetler, başkaları, ya bunların hepsini ben bazen rehber öğretmen okullarda çalışan arkadaşlarla görüşüyoruz, hepsi rehber öğretmenden, yani oradaki şeyler, o bu kod adıyla söyleyeyim, rehber öğretmeni bekliyorlar ondan. Aa, o organize etti, bu rehber öğretmenin işi değil mi? Bu rehber öğretmenin işi değil mi? Aslında işleri olmayan, yani tanımlanmadığı için de bunlar, çok fazla ayırt edilmediği için de, yani yapılması gereken işte valilik, milli eğitim bir şey söylüyor. Bakıyorsunuz bu hiç kimseye diyelim ki tam olarak uymuyor. Hayda, bu kime? Okullarda hiç kimseye, hiçbir branşa tam olarak uymayan her konu rehber öğretmene uyuyor zaten. Hemen onun üstüne bindiriliyor. Bunlar çok ciddi tabii şeyler, sorunlar ama yani umarım çözülür diyelim yani. Sorun bitmeyecek, çözülecek. Başka çaresi yok ya da geliştirilecek bunlar. Hocam özür dilerim. Ben şunu söylemek istiyorum okulda çalışan biri olarak. Hocam bunun yerel düzeyde uygulanması mümkün değil. Çünkü hani ortaokulda çalışan biri olarak söylüyorum. Bizde 35 ders saati var. Hı hı. Dolayısıyla bu 35 dersin de ne olacağı belli. Hani bir 36. ders olarak da bunun konulması söz konusu değil. O 35'in içerisinde de yer aldığında bu gayri resmi olarak yürütülmüş olacak, yapılmış olacak. Bu da sıkıntı oluşturacak hocam. Çünkü okulda öğretmenler imza karşılığında, yani ders defterine imza karşılığında aslında ek derslerini alıyorlar. Eğer biz onların hani böyle bir ders tanımlanmadan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yerel düzeyde bunu yapmaya kalksak bile her şey gayri resmi bir şekilde yürüyecek. Dolayısıyla hocam hani bu da okulun sıkıntı yaşamasına sebebiyet verecek. Hani bunu paylaşmak istedim. Tamam.
Hocam Mesut hocamız söz istiyor. Bir şey söyleyeceğim Mesut hocam. Az önce özür dilerim. Ben bir dakika rica edebilir miyim? Hemen geliyorum. Bir dakika rica edeceğim lütfen. Tabii. Hocalarım bu arada az önce ben liselerde rehberlik saatinin olduğunu söyledim. Anadolu liselerini aslında temel alarak söylemiştim. İmam hatipleri hesaba katmamıştım. Bu açıdan özür dilerim. Yanlış bir ifade kullandım. İmam hatiplerde sadece 9. sınıfta var. Evet hocalarım. Anadolu liseleri için söylemiştim. Onu söylemiş olayım. Sesim geliyor mu? Mesut hocam sesinizi alıyoruz. Evet. Evet. Tamam. Teşekkür ediyorum. Hocam öncelikle çok teşekkür ediyorum. Alim hocam merhaba. Alim hoca geçici olarak Alim hoca yayından çıktı bir izin. Eyvah. Biraz sonra bağlanacak. Tamam. Sorusunu soracağı zaman geleyim o zaman. Tamam. Kamerayı açtığında Mesut sen de tamam. Takip edebilirsin orada. Tamam. Görebilirsin. Tamam. Şimdi teşekkür ediyorum. Öncelikle seminer için çok önemli konulara değinildi. Okul psikolojik danışmanlığı alanında. Şimdi biraz önce konu bu rehberlik saatine gitti. Şimdi orada bir iki bilgilendirme yapmak istiyorum. Özellikle RAM olarak, RAM'da rehberlik bölüm başkanı olarak son 5 yıldır görev yapıyorum. Ve son 5 yıldır da İl PDR Yürütme Kurulu'nun doğal üyesiyim. Ben her toplantısına katılıyorum. İl PDR Yürütme Kurulu da İl Milli Eğitim'deki rehberlik ve özel eğitimle ilgili en üst kurul. Yani alınacak kararlar orada alınıyor biliyorsunuz. Şimdi burada bu rehberlik saatiyle ilgili biz her defasında bakanlığa gönderilen raporlarda hep yeniden rehberlik saatin gelmesiyle ilgili kararlar aldırdık ve gönderdik. Bu bir. İki, en son yönetmelik çıkmadan önce bakanlık bizden yine bir çalıştay istedi. Bu İl PDR Yürütme Kurulu'nda. Hatta üniversiteden de Cemal Hoca gelmişti, Ezgi gelmişti o şeye. Sonra da biz yine bir teknik kurul olarak, RAM'lar olarak çalıştık. Ve biz bir rapor gönderdik. Ve bu raporda yine rehberlik saatinin gelmesini talep ettik ve istedik. Yani biz yerelde rehberlik saatiyle ilgili alınabilecek bütün kararları veya işte bakanlığa noktasında tavsiye noktasında veya işte burada ilden aldığımız kararları gönderdik. Ama her ne sebepten dolayısa işte teknik sebeplerden dolayı mı işte ders saatinin yetmezliğinden mi nedir? Bir türlü bunu başaramadık. Yani bir türlü rehberlik saati gelmedi. Okulların veya ilin bu noktada rehberlik saati alması yönetmelikte böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey yok. Bunu almamız da böyle bir söz konusu değil. Yalnız şu var. Tabii biz öğretmenlerden dersleri istiyoruz. Bu gerçekten dediğiniz o noktaya geliyor. Yani dilencilik noktasına geliyor. Bu kötü bir durum. Rehber, öğretmen veya psikolojik danışman açısından kötü bir durum. Yalnız resmi yazıda şunu diyor. Diyor ki rehberlik saatine bakılmaksızın rehberlik çalışmaları aynen devam ettirilecektir. Aslında bu bizim yani elbette bizim istediğimiz nokta değil. Ama aslında bizim burada... Yani ders isterken veya okuldaki planlamaları yaptırırken okul yönetimine karşı elimizi güçlendiren bir şey. O resmi yazı elimizi güçlendiren bir şey. Çünkü bizi bu noktada güçlendiriyor. Çünkü rehberlik çalışmaların aynen devam ettirilmesi gerekiyor. Etkinliklerin yapılması gerekiyor. Rehberlik hizmetlerin devam ettirilmesi gerekiyor. Bu resmi yazıyla da ortada. Yani tabii elbette gönül istiyor ki rehberlik saati getirilsin. Hatta o 15 saati de biz konuştuk. Yani 15 saat olsun, norm kadrosu saate göre verilsin. Evet. Yani bunları da konuştuk yani. Ama maalesef şu an için durumumuz bu. Arkadaşlardan, yani arkadaşlar kendilerini kötü hissetmesinler bu noktada. Yani biz RAM'lar olarak veya RAM olarak veya işte İl PDR Yürütme Kurulu olarak bu konuda bakanlığa elimizden geldi. Veya bizim RAM çalıştayları oldu. Bakanlığın rehber bölüm başkanları çalıştayları oldu. Orada da aynı şekilde bunları defaatle genel müdürlükteki arkadaşlara aktardık. Ama demek ki bir yerde bu artık tıkanıyor. Belki ileride tekrar açılacaktır. Ama şu an hali hazırda o resmi yazıya dayanarak bunu bir elimizde bir güç olarak görüyorum. Yani dilenciliğin bir ötesinde bu yapmamız gereken bir zorunluluk resmi yazıya göre. Ve böylelikle bir okulda okul PDR Yürütme Kurulu'nda bence bununla ilgili bir karar alınabilir. Yani rehberlik çalışmaları nasıl yürütüleceği ve o plan zaten rehberlik okul PDR Yürütme Kurulu'nda onaylanıyor biliyorsunuz.
bu çalışmaları nasıl yürütüleceğiyle ilgili kararlar alınabilir. En azından böylelikle o dilencilik durumundan kurtulabiliriz veya kısmen kurtulabiliriz diye düşünüyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Alim Hoca gelmedi hala. Geldim burada, ya. Damla bekliyor Alim Hocayı. Geldim geldim. Geldim Alim Hocam burada. Mesut Hocam. Ben buradayım. Alim Hocam merhaba. Merhaba Damla. Ben de demin gördüm resmini. Bu Damla ne yapıyor? Nerede? Bir laf atayım diye de şey yapıyordum. Buradayım merhaba. Hocam. Malatya Ram'dayım. Ben de yönetimde İyi. Doktora birinci sınıftayım. Eğitim İyi maşallah. İyi. Sağ olun hocam. İyi. Görüşürüz bakalım. Hocam, hoşçakalın. Tebrik ediyorum. Tamam. Tamam. Şimdi bir arkadaşımızın sorusu var Hulusi. Şöyle sorulara bakarken aslında o soru üzerine biraz durmak istiyorum. Yanlış anlamaya meydan verebilir. Bir arkadaşımız danışmanlık psikolojisi için psychological counseling olarak biliniyor ACA'de. Bazı psikoloji akademisyenleri bizim bölümün ismini dahi eğitim danışmanlığı ve rehberlik olması gerektiğini söylüyorlar. Sizin de beyanınız o yönde. Hayır, benim beyanım o yönde değil. Ben diyorum ki, psikolojik danışma ve rehberlik alanının kendi içinde çalışma alanları var. Bunlar okul, aile, ruh sağlığı, rehabilitasyon ve bir tanesini unuttum aklıma gelmedi. 5 tane. Şimdi bunlar bizim alt çalışma alanlarımız. Bunlara dönük bizim yeni politikalar üretmemiz, yeni açılımlar yapmamız gerektiğini savunan bir insan. Aksine okula hapsedelim demiyorum. Bakın okul düzeyinde bizim aşağı yukarı 80'den bu yana 40 senedir uyguladığımız yöntem lisans düzeyinde eğitimdir. Bana kalırsa benim önümüzdeki 10 yıl için öngörüm psikolojik danışma rehberlik alanında lisans düzeyinde eğitim bana kalırsa kalkacaktır. Çünkü biz burada sıkıştık. Nasıl sıkıştık? Düşünün. Aşağı yukarı her sene üniversitelerden 10 bin tane mezun geliyor. Sizin senede aldığınız 1000 kişi. Bu birikme bunun sonu geliyor demektir. İşte tam da burada bizim diğer alanlara açılmamız. Ama esas büyük kitle burada. Ben Amerika'da durum daha farklı. Bir de şunu da söylemek lazım. Bizim alanda biraz önce dediğim gibi işte klinik arzu edenler, isteyenler, eğilimi o yönde olanlar var. Klinik ruh sağlığı. Şimdi arkadaşlar bu sistemle, bu eğitim modeliyle böyle bir insan yetişmez. Gerçekçi olun. Bakın akademisyenler içerisinde de var. Klinik ruh sağlığı danışmanlığı falan. Ya be kardeşim 100 tane profesörünüz var. Bu 100 profesörden %99'u klinik ruh sağlığını bilmez. Klinik deneyimi de yoktur. Süpervizyonu da yoktur. Kiminle edeceksin bunu? Ama bu olmasın anlamına gelmez. Açalım, açılalım. Türkiye'deki ruh sağlığı çok kirli bir alandır. Ve bunun tek çıkış yolu vardır. Ruh sağlığı yasasıdır kardeşim. Kimin, hangi yetkiyle, hangi eğitim düzeyiyle, kime, hangi nitelikte eğitim vereceğini yasal zeminini oluşturmadan bu tartışmalar devam eder gider. Ve bu tartışmaların da bir sonu olmaz. Buradan bir sonuç bir şey de çıkmaz. Şu tartışmadan anladığım benim, bilmiyorum Emrah kardeşim ben öyle bir şey söylemedim. Yani orada değilim. Ben kişisel eğilimimi söyledim. Okul danışmanlığının bizim için hala önemli olduğunu, genç nüfusun hala yüksek olduğu bir ülkede bunun çok önemli olduğunu söyledim. Ama bizim o klasik 5 çalışma alanımızda da yeni açılımlar yapmamız gerekir. Çünkü sıkıştık. Yeni yollar bulmamız gerekir. Bu görüşteyim. Buradan çıkacak bir sonuç şu belki 15 saat meselesini Mesut arkadaşımızın söylediği 15 saatin bir bakanlıkça benimsenip ve norm kadrolarında buna göre dizayn edilmesi kararını aldırabilirsek biz okulda çok güçleniriz ve şey de olur, yerli yerine de oturur. O önemli. Bunun içinde hem zaman hem de bu konuda çaba konusunda da sanıyorum dernek genel merkezi ve yerel merkezdeki arkadaşların ısrarla yani zamanımızı istiyoruz ve böyle bir model istiyoruzu dillendirmemiz gerekir. Ben Sayın Genel Başkan'la da görüşmemizde bunu söyleyeceğim ama yani yeni hani tartışırken ürettiğimiz bir öneriydi bu. Bunun mücadelesini verelim. Yok hani
İşte yönetmelik tamamı iyi çıktı. Bazı çalışmalar devam ediyor. Çok aktivist bir başkanımız var. Bunun da bir katkısı olsun yani. O nedenle bu konuda da bir aktivite düzenlesin başkan. İki şey Yüksel unutma. Bak biz de yaşlandık artık. Ben de kime söylüyorum? Yüksel yaşlanmadı yani. Hulusi sana söylüyor. Yani iki şey. Bir, zamanımızı istiyoruz. İki, 45, 15 saate göre bir norm kadro çalışmasını yapacak bir zemin, yasal zemin istiyoruz. Bu iki nokta önemli bence. Hocam katılıyorum size. Kesinlikle çok önemli ama ben de şöyle düşünüyorum hocam. Hani biz bunu yıllardır birkaç arkadaşımla yıllardır aslında konuştuğumuz bir husus. Şu an siz de dile getirince çok mutlu olduk. Hani demek doğru yoldayız, doğru şeyleri düşünüyoruz anlamında. Ama belki bu noktada bazı arkadaşlarımızın da karşı çıkabileceğini düşünüyorum hocam. Hani tamam belki biz o noktadayız ama bizim alanımızdaki bazı arkadaşlarımız da buna karşı durabilir mi? Ondan emin değilim hocam. Elbette durabilir, elbette olabilir. Yani bizim Hulusi, ben şöyle düşünüyorum. Bu tartışılmalı diyorum. Yani ben şimdi bir öneriyi aklıma geldi, söyledim. Bu benim yıllardır da söylediğim bir şey. Ben okuldayken de aynı şeyi söylüyorum. Dersteyken de aynı şeyi söyledim. Aynı görüşteyim. Ama bu ben kendi görüşlerime vahiy muamelesi yapan bir adam değilim yani. Türkiye'deki sorun herkesin kendi fikrine, kendi görüşüne vahiy muamelesi yapmasıdır. Tartışalım. Tartışınca artısı eksisi ortaya çıkar. Bunu konuşalım diyorum. Elbette buna karşı olacak arkadaşlar da olacaktır. Dolayısıyla bu en mükemmel şey demiyorum. Bu konuşulabilir, konuşulmalı. Bu bizi güçlendirir. Bu bir varsayım. Tartışalım, konuşalım. Politik haline getirelim. Evet, zaten karşı çıkan olmalıdır. Ben de benim görüşümün ne kadar sağlam ya da doğru olduğunu, karşıt görüşler söylendiğinde anlayabilirim. Ben sadece benim görüşümün doğru olduğunu bilirsem, bunun karşısına hiç de bir görüş olmadığında benim nereye gideceğim belli olmaz. Aynen. Onun için yani bu yani Hulusi'nin dediği doğru. Çünkü başka örneğin ben hemen basit bir örnek vereyim. Bu nöbet konusunda 2 sene önce bunun çok sıkıntısını yaşadık. Burada lisansta öğrencilerimiz vardı, orada bile yani bu nöbetle ilgili çocuklar 4. sınıf öğrencileriydi. Bunları konuşuyoruz diğer arkadaşlar. O kadar çok farklı görüşler vardı ki niye nöbet tutmayalım? Başka şekilde bunu bakan yani tamam yani bunu konuşarak oluşacak bunlar. Yani mutlaka hani biz bilir arkadaşlar işte basitinden nöbet örneğini verdim. Yani nöbet, rehber öğretmen nöbet tutmasın diyoruz. Yani bu çünkü başka bir konum diyoruz. O konuda bile çok itiraz olanlar vardı. Yani karşılıklı itiraz olunacak ki daha sağlam bir şey çıksın. Hocam bu arada Çiğdem hocamız karda kışta kıyamette bir süredir bekliyor. Söz almak için izniniz olursa Çiğdem hocama söz vermek. Buyursunlar. Çiğdem hocam buyurun. Tamam Yahya sesini bir açacağım. Ha tamam, buyur Çiğdem hocam. Merhabalar Alim hocam, Yüksel hocam. O kadar güzel ki sizlerin seslerini duymak. Ben teşekkür etmek istedim emeği geçen herkese. Yani uzaklardayız, her birimiz. Evet Çiğdem hocam. Çiğdem hocam sesinizi alamıyoruz. Başka yerlerden bağlanıp ortak bir yine bu zaman dilimini de güzel verimli bir şekilde değerlendirdim. Ben de bahçeye çıktım kapının önüne. Baktım içeri dur. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Alim hocam sesinizi duymak çok güzeldi. Üniversite yıllarına gittik. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Hocam ya aslında sorular var ama hepsini okursam hocam vaktiniz var mı onu bir sormuş olayım. Hani şimdi biz tutuyor muyuz sizi? Şimdi yani hocalarım ben Magusa da evde tek başına bir adamım. Sokağa çıkma yasağı var. Böyle muhabbeti bulmuşum gider miyim? Nereye gideyim yani? Tamam hocam o zaman bizim açımızdan her şey olur. En kötü olasılıkla karşılıklı otururuz Yüksel'le muhabbet ederiz yani. Ne yapalım? Ben bu noktada bir soru sorabilir miyim Hulusi hocam? Buyurun lütfen. Hocam buyurun. Şimdi Alim hocam dediniz ya 15 saat üzerinden saat üzerinden atama istersek bizi o zaman rehberlik öğretmeni yapabilir mi?
korkusu belirecek hepimizde. Oysa biz psikolojik danışman olmak istiyoruz. Sayı üzerinden atanmak istiyoruz. Ya Funda, bu tartışma bizim öteden beri var. En kadim tartışmalarımızdan birisidir bu. Danışman, evet, rehber, öğretmen meselesi. Şimdi tabii ki kendimizi nasıl tanımlıyorsak bu tanımlama biçimimiz önemli. Ama ben, evet, bizim tartıştığımız kadar önemli bir mesele olmadığını düşünüyorum bu meselenin. Şimdi Milli Eğitim diyor ki ya ben okulda benim başka kadrom yok. Açsın hiç şüphesiz hemşire kadrosu da olsun, ne bileyim doktor kadrosu da olsun, danışman kadrosu da olsun, hiç lazım yok ona. Ama ya bu korkuyla yaşam, bu korkuyla da adım atamaz hale geliriz sonuç itibariyle. Böyle bir şey olur mu? Olabilir. Ama yani psikolojik danışma deyince adımıza başımız göğe değiyor mu bilmiyorum. Veya rehber öğretmen deyince kendimizi çok mu kötü hissediyoruz bilmiyorum. Bu tartışma bence kalite, hizmet üretimi, nitelikin önüne geçmemeli bence. Tabii ki bak önemsiz demiyorum. Kendi mesleki kimliğimiz, algılayışımız, bak az önce ne dedik? Kendi mesleki kimliğimiz ve imajımız açısından öğretmenden ders isteyen bir konumda olmak istemeyiz. Bu bizim, evet, saygınlığımıza gölge düşürür dedik. Evet. Hesap ediyoruz ama ben çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Yine 30 saat çalışacağız ama 15 sınıf. Sınıfa girme dediğiniz zaman Milli Eğitim'de akan sular durur. Sınıfta bekleyen vardır onlara göre ve bunun için gerekeni yaparlar. Öyle düşünüyorum. Yani danışman, evet, kendi mesleki kimlik tanımımızı korumaya özen gösterelim ama bunu talep edersek böyle derler mi? Yönmesinler canım. Niye desinler yani? Biz orada bir hizmet yürütüyoruz. Bizim yaptığımız iş. Psikolojik danışmanı olalım, 15 saatte isteyelim diyelim. Gayet tabii yani. Bu, evet. Bunun önüne geçmemeli. Yani o korkuyla, evet, hareket etmeyelim. Evet. Hayır, biz buyuz. Bizim itiraz ettiğimiz şu. YÖK'e de aynı şeyi itiraz ediyoruz. Bak şimdi programlar yeni gündemde. Okul, işte bizim lisans programları. YÖK bizi ısrarla fen bilgisi öğretmeni gibi düşünüyor. Diyoruz ki ya bak bizim klasik bir öğretim işimiz yok. Evet biz öğretim yapmıyor muyuz? Yapıyoruz tabii. Grup rehberliği dediniz nedir sizin? Öğretim yaparsınız orada. Bazı şeyleri öğretirsiniz. Evet. Ama bizim bir konu alanımız sizin bildiğiniz gibi tipik bir öğretici değiliz. Başka bir şeyiz biz. Bunu kabul etse mesele bitecek ama etmiyor. YÖK böyle kabul etmiyor. Milli Eğitim de böyle kabul etmiyor. Evet, koruyucu önleyici hizmetler. Elbette hocam, yaptığımız iş başka bir şey. Milli Eğitim'de yıllardır oradaki bürokratlar, Kaya sen de biliyorsun, böyle bir şey söz konusu olduğunda hemen bu konuda YÖK'e başvuruyorlar. Yani YÖK'ten görüş alıyorlar. YÖK'ün yönetim kurulu, 15 kişilik bir yönetim kurulu var. Onların da kimlerden olursa hakikaten onlara, çünkü sorun, dert anlatmak çok zor. Şimdi burada azıcık bir madem sözü ediyoruz, eskilerden bahsedeyim. Ben birçok kişiye, arkadaşa anlattım. Burada da yine anlatayım. Epey bir arkadaş var. Bu rehber öğretmen ismi nereden geldi diyorlardı. Baya sen bilirsin. Şimdi bu rehber öğretmen isminin Yıldız Kuzgun'a atfedilir. Doğru. Biz Yıldız Hoca'ya sorduk bunu. Bakın bunun tanıkları. Çukurova'dan Meral ve Sebahattin ve ben, biz aynı sınıftayız ve başka da. Bu tanıkları bunlar. Evladım dedi, size anlatayım dedi. Bizi çağırdılar. Ben o zaman Hacettepe'deyim dedi. Fere Hoca, zannedersem kim var? Ethem Bey var, Yıldız Kuzgun var. Birkaç kişiyi söyledi, ben unuttum ama bunlar var. Milli Eğitim'den çağırıyorlar. Diyorlar ki, biz artık sizleri okula atayacağız. Okul sistemine atayacağız. Öyle atacağız, resmi olarak. Peki diyorlar, atayacağız. Size ne diyelim? Şimdi ben atayım, ne diyelim diyorlar. Yıldız Hoca, unuttum ama bu rehber öğretmen yok onun adında. Adı neyse bilmiyorum. Belki psikolojik danışman da yok. O kadar, o zaman yaygın mıydı bilmiyorum. Diyorlar ki bakın, önüne koyuyorlar. Okullarımızda 3 kadro var diyorlar. 1 öğretmen, 2 memur, 3 hizmetli. Bakın o zaman yönetici yok. Bakın milleti yönetici 90'lardan sonra okullara yönetici geldi. Çünkü yönetici okula atanıyordu. Bakın benim zamanımda bakıyorum. Bir bakıyorsunuz iktidar değişiyordu. Okulun müdürü ders şeyi olmuş. Şimdi öyle olmuyor. Bakın 3 tane de olur. Biz sizi nereye atayalım? Yani memur mu istiyorsunuz? Hizmetli mi olacaksınız? Öğretmen müdürü. Evladım dedi. Öğretmenlik hakları dedi, güçlü dedi. Biz ne olacaktık? Memur olarak mı atayın diyecektik dedi. Daktilograf. Biz öğretmen olarak, peki demişler, öğretmen olarak atayalım, ne diyelim size?
Şimdi orada çok hatırlamıyorum. Ya Yıldız Hoca'nın kendisi ya da diğerleri de. Peki ne olsun ne olsun? Rehber öğretmen. Ünvanımız rehber öğretmen. Ünvan olarak. O zaman rehberlik de hocam. Ha rehberlik de. Bakın rehber öğretmen. Dedi ki şunu söyledi. Ha rehberlik öğretmeni artık falan ne geçiyorsa. Ya evladım dedi. Bir yere yeni giriyorsunuz. Yani sizi dedi devlet artık görmüş, atayacak, gireceksiniz. Hayır itiraz ediyoruz. İlla şu mu olacak? Şunu söylüyorlar istedikleri kadro için. 625 sayılı hala vardır. Hepimiz ona bağlıyız. 625 sayılı devlet memuru kanunu. Devlet memuru kanunu diyorlar. Değişmesi gerekir. Bunun değişmesi de böyle 100 yıl süren neredeyse. Buna kabul ediliyor. Şimdi arkadaşlar onun için yani bu tabii bu kadrolar kolay kolay alınmadı. Bu şeyler kolay verilmedi. Feriha Baymur Hoca, sen Alim Hocam bilmiyorum hocan oldu mu ama özel sohbetinde ben Çukurova'da Adana'da dinledim. Evladım çocuğun dedi yani 1950'li yıllarda dedi biz dedi milli eğitime gide gele biz eğitimini bunun aldık. Hasan Tan Hoca, Feriha Baymur Hoca ve Gazi Üniversitesi'nde de onlar akademiye geçmemişler. Birkaç tane öğretim görevlisi daha var içlerinde. Birkaç tane milli eğitime kendilerini kabul ettirmek için bu sistemi uğraşıyorlar. O nedenle gelişecek tabii ki. Bunun gelişecek. Yani bunlar dinamik bir şey. Yani bu kısa bir anekdotu da anlatayım. Yıldız Hocam hala sağ. Ben ara sıra kendisiyle de görüşürüm. Alim Hocam'ın da hemşerisi olur Yıldız Hoca. Şeyde ama yani bu kendi doğrudan anlattı, bu süreci anlattı. Şey daha uzun şeyleri var ama böyle bir şey. Yani kolay yerleşmedik. Biz bir matematik, sosyal bilgiler veya bir Türkçe branşı gibi her okulda, her kademede olmazsa olmaz diye görünen değiliz. Ne yazık ki. Önce onu görüyor okul. Öğretmen diyor sınıfa giren. Sen öğretmen yani ya diyor kendini öğretmen görürsünüz hala da öyle ya da diyor işte böyle de diyor itilmeye, kakılmaya diyor. Belki de onu söylemeye çalışıyorlar okullardaki birçok yönetici. İtilmeye, kakılmaya razı olacaksın. Şimdi bak yüksel güzel söyledi. Aslında bunun biraz öğretmen kadrosuyla ilişkilendirilmesi bir kısmı başka kadro olmamasından bir kısmı da yüksel de hatırlar bizden önceki kuşaktan bir kısmı biz Milli Eğitim Müdürlüklerine eğitim uzman yardımcısı olarak atanırmışız önce. Evet. Ondan sonra uzman olurmuş. Şimdi o dönemde anlatıldı bana bunu. Yine benim Serdar Hoca anlatmıştı. Onun da hocası Yıldız Hoca. O da oradan dinlemiştir büyük olasılıkla. Büyük olasılıkla. Şimdi uzman yardımcısınız. 12 ay 365 gün çalışıyorsunuz. Ne bir şeyiniz var. Ek ödemeniz var. Evet. Ne ders ücretiniz var. Ne sömestr tatiliniz var. Ne yaz tatiliniz var. Aslında o dönemde bizimkilerin bu öğretmen kadrosunun istediği. Çünkü ders ücreti alamıyor. Mesela Funda'ya sorsam şimdi. Dese ki Funda öğretmen değilsin. Okula hemşire atadım. Hemşire ne kadar çalışır? 40 saat onların. 40 saat çalışır. 40 saat çalışırsın Fundacığım. Sömestr tatilin olmaz. Yaz tatilin olmaz. Ders ücreti alamaz. Evet. Bunu anlatabilir misin camiaya? Hadi öğretmen. Milli Eğitim dese ki size, bize. Tamam lan sizi danışman yaptım. Ders ücreti yok. Sömestr tatilin yok. Şeyin de yok. Ne diyeceksin şimdi? Yani. Evet. Bakın, de bizimkiler bunu istemiş. Biliyorum ben bunu. Yüksel anlattı bir kısmı. Hayır. Arka biz, planlı yani. Şimdi, arka planlı Yıldız Hoca biz istedik dedi. Öğretmenliğin hakları dedi. Hala hakları var ya. Şimdi ama, doktor atasanız, hemşire atasanız bunları evet, veremezsiniz yani. Parayı ama, veremezsiniz. Çok düşünüyor öğretmenliğin hakları. Sayın hocalarım, son dönemde bu 50 sene, 40 sene öncenin son dönemde şimdi Oğuz Başkan'ın da yürüttüğü kadro ünvanımız Talim Terbiye Kurulu'nda bekliyor, hazırlandı altyapı diye Twitter etkinlikleri oldu. Tam işte bu noktadayız. İnşallah değişir. Abi değişecek mutlaka yani. Yeni kazanırız. Yeni bu olacak, ünvan gibi olacak. Bu hakkımızı da kazanırsak. Tamam. Yani böyle devam etmemeli. Değişiklikler olmalı. Ya koşullar getirdikçe bilginiz vardır bu konuda. Zaten yani o zaman öyleydi. Alim terbiyenin o ünvanı vermesi yetmez. Yani
Devlet personelden değişiklik gerekir. Evet. Bir adım işte sadece, oradan başlar. Yani, oradan başlar. Girecek. Aha. Önümüzdeki 10 yılda bu konu çözülmez. Evet. 10 yıl amenna hocam o. Bunda sen emekli olursun kesin yani. Kesin. Ama şunu söyleyeyim. Rehber öğretmen kadrosu alınırken de talim terbiyeden başlamış. Yanlış hatırlamıyorsam Yıldız hocaların falan işte o zamanki Feriha Baymur hocanın bunların gittiği zamanlarda orada ilk önce talim terbiyeye gidiyorlar. Oradan görüşülüyor. Evet. Milli eğitim biliyorsunuz, talim terbiye milli eğitimin politikasını belirleyen bir şey. Zaten oradan oluyor. Yani onu ben Alim Hoca da bilir, ikimizin de hocası oldu rahmetli Muharrem Kepçioğlu olacak. Kendisi söyledi, uzman yardımcısı, evladım ne dert çektik uzman yardımcılığından dedi. Bizi dedi hesaba katan da yoktu dedi. Ne odamız olurdu doğru düzgün, ne bir şeyimiz olurdu dedi. Muharrem Hoca bunları anlatmıştı. Yani bakın gelişiyor böyle. Hani bu geç şeydir hocam, siz de çok şey görmeyin, önümüze engel gibi olup falan gibi düşünmeyin ama bu böyle olacak ama. Bu böyle gelişiyor. Evet, evet, evet. Ama talim terbiyeden başlaması iyi olmuş. Çünkü gerçekten milli eğitimin politikasını belirleyen yer talim terbiye. Oradan belirlenir. Bakan Bey'in de beyin, onay verdiği. Akademik beyni, milli eğitimin akademik beyni talim terbiyedir. Tabii. Yani. Peki. Hani şeyler, değişimler, dönüşümler böyle birdenbire radikali olmuyor. Yavaş yavaş oluyor ama... Benim naçizane eminim öyle çalıştığımızdan, bütün öğrencim olsun olmasın, bütün okuldaki psikolojik danışman veya rehber öğretmen ne olursa olsun hiç önemli değil benim nazarımda. Yani bu şu anlama gelmiyor. Ben böyle bakıyorum ama başka bakış işte elbette doğrudur, haklıdır, hiç itirazım yok onlara. Hizmetlerimizin niteliğini, kalitesini artırdıkça güçleneceğimizi, güçlendikçe de sözümüzün daha çok dinleneceğini, bu noktaya geldiğimizde de biz artık belirleyici olduğumuzu hissederiz. Daha iyi hizmet etmeye çalışıyoruz. Eminim bundan hepiniz de, bizler de öyle, sizler de öylesiniz. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür hocam ederim. Soruları izninizle devam edeyim isterseniz. Bence bir sakınca yok Hulusi. Tamam hocam, teşekkürler. Pelda hocamız sormuş, hocam pandemiden dolayı okul açıldığında alan dersine ağırlık verildi. Okul psikolojik danışmanı olarak hani ağırlık verildiğinden dolayı okul psikolojik danışmanı olarak bu süreçte dersleri alsam mı diye tereddütte kalıyorum. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz demiş, spesifik bir soru sormuş hocam. Şimdi milli eğitimin derdi öğretimdir. Öğrenci gelişimi, pozitif gelişim, ruh sağlığı değildir. Onun derdi müfredatı uygulamaya çalışmaktır. Her ne pahasına olursa olsun. Zaten az önce tartıştığımız o zaman vesaire sorunların temelinde de bu vardır. Yani bu anlayış vardır. Öğretim bizde hala en öncelikli meseledir. Halbuki bana kalırsa hiç öğretim işini bu kadar öncelemeye gerek yok. Niye gerek yok biliyor musunuz? Şimdi bilgi dediğiniz şey artık her yerde değil mi? Kolayca ulaşılıyor. Bilgi eskiden öğretmendeydi. He? Kolayca ulaşılıyor artık. Bilgi her yerde. Şimdi eski geleneksel öğretim, eğitim anlayışımız şuydu. Doldurun kafasına bilgiyi. O bilgi kafasında lazım olduğunda kullansın. Bu 100 yıl bana gerek yok. Bilgi her yerde zaten. Şu varsa istediğim yerde ben bilgiyi alıp bakıyorum yani. Şimdiki çocuklar zaten o bilgileri böyle eline boyuna öğrenmiyorlar da zaten. Taşımaya da gerek var mı? Gerçekten soruyorum. Yani o bilgileri zihinde taşımaya gerek var mı? Lazım olduğunda biz bu bilgiyi kullanabiliriz. Hala aynı şey devam ediyor zaten. Biz ondan yanılıyoruz. Ondan kaybediyoruz. Yani hala bu eğitim, öğretim anlayışında ısrar ediyoruz. Bilgiyi önceleyen, bilgiyi depolamayı ve bilgiyi taşımayı önceleyen bir eğitim anlayışında ısrar ediyoruz. Yanlışımız bu. Buna gerek yok. Halbuki onun yerine okulu çocukların yeteneklerini denedikleri, sınadıkları, keyifli vakit geçirdikleri, dostluklar kurdukları, sosyalleştikleri, hayatı öğrendikleri bir yer haline getirmeliyiz. Biz derslerle bunu boğuyoruz. Bakın birkaç gün önceki bir konuyu anlatayım, bitireyim, uzatmayayım. Kızım şimdi lise 2'de yani 10. sınıfta.
Bana mesaj atıyor. Baba alan seçeceğim ama Allah hangi alan seçeceğimi bilmiyor. Lise 2'ye gidiyor çocuk. Öğretmenlerdir, hep öğretmenler. İşte bir alan seçin diye bir test uygulamış. İlgi testi. Şimdi bir sürü işte o sonuçları bir daire içinde veriyor. Bizim kız her şeye ilgisi var. Çok doğal, çok normal yani. Şimdi oturduk konuştuk onunla. İlgiye mi bakmak lazım yoksa kapasiteye, yeteneğe mi bakmak lazım? Kızım dedim, ben sana şunu öneriyorum. Bana kalırsa ilgiler tabii önemli ama bir meslekte, bir alanda başarıyı belirleyen öncelikli şey kapasitedir. Yani yetenektir. Orada bir gücünüz var mı onunla ilgili? Odur. Yoksa bizim kariyer danışmanlığı kitaplarında da bir örnek vardı. Şimdi yeteneğiniz diyor ki bir araç düşünün, bir otomobil düşünün veya deniz aracı düşünün. Bu aracın hangi hızla gideceğini belirleyen şey o aracın motorunun gücüdür. Yetenek budur. Bu aracın nereye gideceğini belirleyen şey de direksiyondur. İlgiler de budur. Yani ilgi sizin gidebileceğiniz bir sürü yeri vardır. Oraya çevirirsiniz ama oraya gidip gidemeyeceğini belirleyecek olan şey motorun gücüdür. Dedim ki ben senin yerinde olsam 10. sınıftaki bütün derslerle ilgili rehber öğretmen arkadaşlardan da uygulamadan bak şey de almış olayım, görüş de almış olayım. 10. sınıfı dedim, 9. sınıfı ben senin olsam bir tekrar ederim. Her bir dersten önce, tekrar etmeden önce bir deneme testi yaparım kendime. Diyelim ki fizik, 9. sınıf fizik. Var mı öyle bir ders bilmiyorum, vardır herhalde. Bir deneme testi yaparım, onu bir kenara koy dedim ama sonuçlarına bakma. Yani cevaplarına bakma. Ondan sonra bütün dersleri belli bir zaman diliminde tekrar et. Ve bütün derslerden bir son test yap kendine. Bir deneme daha yap. Şimdi her iki denemede yani giriş ve son çıktıları bir karşılaştır. Hangisinde daha hızlı ilerlediysen o alanda daha muhtemelen yeteneğin iyi olabilir. Şimdi çocuklar, çocuğun şeyi ne? Handikapı ne? Bir, deminki söylediğimle ilişkilendireceğim. 9. sınıfın yarısı yok. 10. sınıf hiç yok. Şimdi bu çocuk neye yetenekli olduğunu ne anlayacak? İşte o dersler aslında bizim amaç değil. Çocukların güçlerinin ve potansiyellerinin ne olduğunu sınayacakları birer araç olmalıdır. Şimdi çocuk doğal olarak hangi derste iyi olduğunu bilemiyor. Niye? 9. sınıf yok. 10. sınıf yok. Nereden bilsin? Bilemez tabii doğal olarak. Ama o dersler zamanında işlenmiş olsaydı ya da yapılabilmiş olsaydı, ha benim şu derslerden iyiyim ya, demek ki bu alanda bir kapasitem var diyebilir. Tek ölçü olmamakla beraber. O nedenle okulu biz hala bilgi aktardığımız, depoladığımız ve yolladığımız yer olarak görüyoruz, yanılıyoruz. Bu 100 yıl hatta daha fazla evveline ait bir eğitim anlayışıdır. Böyle düşünüyorum. Teşekkür ederiz hocam. Hocam Semih Hoca, Semih Gelegen. Bir parantez daha açayım hemen. Çok özür dilerim Hulusi. Buyurun. Hemen bir şey daha söyleyeyim. Şimdi tabii ki yıllardır bu Kuşun Akademisi'nin okulda da çalıştık. Ders vermek, eğitim. Bak, 2-3 ay danışma rezinin de görevler. Orada çok daha görüyorum ki insanların meslek öğrenmek, derse girip çıkmaktan çok daha önemli çocukların ihtiyaçları var. Bunu çok daha net görüyoruz. Bu okul, ilkokulda da böyle, ortaokulda da böyle. İşte nereye baktığınıza bağlı olarak bu değişiyor yani. Buyur hocam, kusura bakmayın. Hocam teşekkür ederim. Hocam Semih hocam size bir selam vermek istiyormuş. Semih Gelegen birazdan seansı başlayacak, o yüzden onu araya aldık. Yeni tamam. Arkadaşlar kızmasın lütfen. Ben Semih'i gördüm. Merhaba Semih. Semih hocam sesiniz açık değil. Sesim geliyor mu? Evet. Tamam Semih geldi. Evet, herkese merhabalar. Alim hocam gerçekten sizi görmek çok ama çok güzel. Çok mutlu ettiniz bizi. Hocam çok özledik sizi. Ben alan dışı bir soru sormak istiyorum hocam, izniniz olursa.
Bilmediğim bir yerden niye soru soruyorsun bana Semih? Bence bileceğinizi biliyorum hocam. Sizi tanıdığımı düşünüyorum. İyi hadi bakalım sor. Bu olmasa hocam, da kıvırırız. Ne yapalım? Hocam yaklaşık 7-8 yıldır görmüyorum sizi. Ama hiç yaşlanmamışsınız. Bu genç kalmayı nasıl başarıyorsunuz? Bunu bir öğrenebilir miyim sizden? Tamam. Hiç öyle genç kaldığım falan değil. Yani saçlarım evet beyazdı. Yine beyaz ama... Dizlerim mesela çıtır çıtır etmeye başladı. Daha çabuk körülüyorum. Böyle derslere sayın çırakla biz böyle dört nala giderdik. Şimdi derse giderken biraz mırın kırın ediyorum falan yani. Bunlar değişim sen görmüyorsun. Semih'ciğim çok teşekkür ederim. Hocam çok iyi gözüküyorsunuz. Hocam tamam. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Sizi görmek gerçekten tekrar söylüyorum çok güzel. Biz benden Malatya'dan bir isteğiniz var mı? Çok tutmak istemiyorum ben sizi. Estağfurullah. Canın sağlığı. Bu Semih var ya benim Kıbrıs'tan ilki öğrencilerimden hep şöyle söylerdim. Malatyalı ve Elazığlılar benden şey torpillidir evet, oğlum. Evet hocam. Semih. Fazlasıyla aldık sizden. Malatya ve Elazığlılar torpilliydi benden. Bunlar torpilli yani. Bir tane daha vardı. Miraç vardı. Miraç nerede? Miraç Bursa'da hocam. Ha, selam söyle görürsen. Teşekkür ederiz. Varsa. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Yüksel hocam, Funda hocam, Hulusi hocam. Teşekkür ederim Semih'ciğim. Sen seansa da gireceksin. Senin işin çok zor olduğunu biliyorum bu sıra. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın hocam. Diğer arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun. Görüşmek sağ olun. Üzere. Alim hocamızın zaten sözü var. Pandemi ortadan kalkarsa Malatya'ya gelecek. Yani onu bir kez tabii daha... Malatya'ya geleceğim ya kesin. Yaza doğru kalkarsa inşallah ilk işim Malatya'ya geleceğim. İnşallah hocam. Sözünü almış olduk. Ben dün almıştım aslında o sözü hocam. Bugün siz de yinelemiş oldunuz. Merve Zengin hocamız, merhaba hocam. Çeviri editörlüğünü yaptığınız çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma kitabında okul psikolojik danışmanlarının uygulayabileceği çeşitli teknikler ve müdahaleler bulunmaktadır. Mevcut olan rehberlik müfredatı ile bu yaklaşımı ilişkilendirdiğinizde okul psikolojik danışmanlarının bu programını uygulayabilme olanağını ve programın etkilediğini nasıl değerlendirirsiniz diye sormuş. Biraz uzun bir soru oldu ama hocam. Alim hocam. Evet görüntüde seste Alim hocam da durdu. Hulusi soru ağır geldi herhalde. Soru biraz uzundu hocam. Yok. Alim hocanın bağlantısı hep sıkıntılı. Evet. Tekrar geldi galiba Alim hocamız. Şöyle bir bakayım. Yani. Alim hocam. Alim hocam sistemden düştü. Tekrar bağlanacak hocalarım. Evet. Değerli hocalarım belki hepinizin sorusunu soramayabilirim. Lütfen bu konuda beni anlayışla karşılayın. Hocamızı biraz yorduk biliyorum. Hocam tekrar hoş geldiniz. Mikrofonunu açabilirsen. Hocam mikrofonunuzu... Hocam? Alim hocam? Evet, Hulusi. Hocam buyurun, söz sizde. Nerede kaldı? Soruyu yenilemen gerekiyor. Alim hoca soruyu alamadı Hulusi. Aldım, öyle aldım. Mi? Sıkıntı yok, yok aldım. Soruyu aldım. Şimdi o şeyde, o kitapta çözüm odaklı danışma ile ilgili sadece onu tanıtan ve okul ortamında daha kısa süreli, ayaküstü, sizin o görüşmeler dediğiniz şeyi anlatan bir şey aslında. Ondan daha önemlisi bizim bir diğer çeviri kitap vardı. Bizim Mesut Saçkes'le birlikte ve Sonay Hoca'yla ergenlerle grupla psikolojik danışma uygulamaları diye bir o var. Bir de yine Serdar Hoca'yla bizim dört çiftlik özellikle Türkiye'deki üniversitelerde grup rehberliği veya grupla psikolojik danışma alanında etkinliği test edilmiş programların olduğu dört ciltlik bir kitap var. O zaman aslında bu kitaplar ve ilk rehber olarak okula atandığımda kendime verdiğim bir görevin ürünü. Bu da şuydu.
Okula danışman olarak gittiğimde böyle dolaşıyorum ortalıklarda. Evet, öz saygısı düşük çocuklar var. E peki ne yapacağım ben bunlara? Veya işte başarısız çocuklar var. Veya disiplin şeyi alan çocuklar var. O zaman şöyle bir şey ihtiyaç hissetmiştim. Dedim ki bunlarla ilgili paket programlar olmalı. Ve bu okuldaki rehber öğretmen grup rehberliği çalışmaları içinde bunları kullanmalı. Ve kendime akademiye girdiğimde bir görev verdim. Okulda rehber öğretmenin ihtiyacını hissettiği bu paket programları onlara ulaştırmak. Doktoram bittikten sonra da Serdar Hoca dedi ki hocam benim böyle bir projem var. Ben bunları bir araya getireceğim. Birlikte bunu yapalım. Hoca ile de birlikte Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde boşanmadan tutun da sınav kaygısına kadar, ilkokuldan tutun da üniversiteye kadar uygulanabilecek nitelikte grup rehberliği programları var. O programların özelliği şu. Afaki olarak yazılmış şeyler değil. Bir tez konusu olmuş, tezde uygulanmış, denenmiş, sınanmış programlar. Ha, bunun dışında biz o yayını ilk çıkardıktan sonra da başka yayın evlerinde, başka hocalarında işte Adnan Kulaksoğlu'nun, Uğur Öner Hoca'nın daha başka paket programlar var. Rehber öğretmenler bu paket programları alıp uygulamalı bence. İşinizi kolaylaştırır. Düşünsenize 20 tane benlik saygısı düşük çocuk var. Şimdi ne yapacaksın? İlgileneceksiniz. Alsanız sesleriniz bir haftada bir gün bir grup yapsanız böyle bir çocuklara. Alın size 20 tane çocuğa ulaşmış olursunuz gibi. Ben hocamın sorusunu böyle anladım. Bilmiyorum tabii doğru anladım mı? Cevabım da böyle. Teşekkür ederiz hocam cevabınız için. Bir hocamız sormuş, ismi yazmıyor. iPhone olarak hocamı okuyacağım. 500 öğrenciye bir rehber öğretmenin verimliliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu sayıda öğrencinin her birine ne kadar ulaşabiliriz ki? Diye cevap çok açık. Hepimizin de bu konuda bütün camianın cevabı aynıdır. 500 olmaz. 250 en idealidir. 250'yi verin, sınıfı da verin. Ondan sonra bakın rehberlik hizmetlerin kalitesine. Kesinlikle haklısınız hocam. Fikrim bu. 4000 kişilik okullarda çalıştık. Her şeye yetişiyorduk ve rehberlik saati vardı. Ben 1-8 her sınıfa yıl içinde 3 defa giriyordum. Şimdi 5 sınıfı olan arkadaşlar derse giremiyor diye bir eleştiride bulunmuş bir hocamız. Güzel bir şey. Kendi kendimizle eleştirmemiz lazım tabii. Elif hocamız eleştiride bulunmuş. Şöyle eleştiri arkadaşlar. Kendi kendimizde, başta kendimiz olmak üzere eleştirebilmeliyiz yani. Öz eleştiri ama kesinlikle yapmamız gereken bir şeydi hocam. Sanki çoğu zaman kaçınıyoruz bundan. Ama işimizde o kadar çok ki şimdi bir taraftan eleştirirken, bir taraftan hakikaten şu modelde rehber öğretmeni tek başına 500 kişilik bir okulda düşünüyorum. Bunların hepsini yapamaz yani. Bir insanüstü bir şey olmaz. Yapamaz yani. Kim olursa olsun. Alleme Cihan olsa bunu yapamaz. Bu gerçekçi değil. İşte bunun bir kısmını yapacak, seçecek, önceliklerini ayarlayacak. Biz istiyoruz ki inisiyatife kalmasın. Her 250 öğrenciye bir danışman verin. Demin dediğimiz o 15 kişilik 15 saati de ayırın, 30 saat. Paylaştırın sınıfları mis gibi. O zaman bakın siz rehberliğe. O zaman çok daha sağlıklı, güçlü bir toplum ancak o zaman olacak. Yani şu açık. Çok iyi matematik öğreterek güçlü, sağlıklı toplum olunmuyor. O kesin yani. Biz daha bunu anlayamadıysak daha işimiz var demektir. Hocam, Duygu hocamız bir soru sorabilir miyim? Vakit varsa demiş. Duygu hocam buradasınız. Görüyorum. Sesinizi açalım. Duygu Ayhan hocamızın sesli bir soru yöneltecek galiba hocamıza. Duygu Ayhan hocamızın sesini açabilirseniz. Yahya hocam. Hocam vaktinizi uygun olduğunu söylediniz. O yüzden ben böyle devam edeceğim. Arkadaşlar benim açımdan hiç sıkıntı yok. Ama sıkılan arkadaşlar ayrılabilirler. Onları da bir esir almış olmayalım yani. Ayıp etmeyelim. Tamam. Merhaba. Mecburen bekleyecek yöneticim. Hüsnü hocam. Merhaba. Geliyor mu acaba? Duygu hocam sesinizi alıyoruz. Evet. Buyurun. Merhabalar Alim hocam. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için öncelikle. Benim sormak istediğim soru şu. Ben İmam Hatip Lisesi'nde çalışıyorum ve benim Suriyeli 480 öğrencimin 200 tanesi yaklaşık Suriye öğrencisi, Suriye uyruklu öğrenci.
Biz Türk öğrencilerimize verdiğimiz hizmetleri tabii ki onlara da vermeye çalışıyoruz. Yalnız dil ve kültürel açıdan farklılıklar olduğu için bazen onları anlamada problem yaşayabiliyoruz. Hani buna yönelik en azından bakanlığın bir çalışması olabilir mi? Ya da şu söylenebilir mi? Göçmenlerin fazla olduğu okullarda buna dayalı bir eğitim ya da müşavirlik çalışmaları yapılabilir mi diye düşünüyorum. Çünkü onların yaşadığı travmalar çok fazla. Öncelikle bir savaş travması var. Ülkelerinden ayrılıp bizim ülkemize geldiler. Bunlar var. Ve aynı zamanda uyum problemi de oluyor bazen. Şöyle Türk öğrencilerle bazen Suriyeli öğrenciler arasında da uyum problemleri de olabiliyor. Bir de dediğim gibi İmam Hatip Liselerinde sadece 9. sınıflarda rehberlik dersi var. Ve şu problem yaşanıyor. Sınıf rehber öğretmeni tayin edilirken 11. ya da 12. sınıfların dersine hiç girmeyen öğretmeni veriyorlar ve rehberlik saati de yok. Ve öğretmen bir yıl boyunca öğrenciyle hiçbir şekilde iletişim kurmadan süreç tamamlanıyor. Bu konularda fikrinizi almak istedim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kıymetli meslektaşım. Tabii benim kişisel olarak sizin bu söylediğiniz konularla ilgili bir deneyimim yok. Ama her vatandaş gibi, her insan gibi izlediğimiz, gözlediğimiz okullarımızdaki özellikle belli bölgelerdeki okullarda bu yoğunluk, bu problemler sizi ayrıca ekstra zorlayan koşullar, durumlar. Hele hele çok farklı bir kültürde yetişmiş, farklı problemleri olan, farklı sorunları olan bir gruba hitap edebilmek, onların ihtiyaçlarına da cevap verebilmek, dertlerine derman olabilmek de gerçekten insanüstü bir çabayı gerektirir. Tabii dediğiniz nokta aslında sorunuzun cevabı ben kendi söylediklerinizin içerisinde öneri de barındırıyor. Bu tür okullarda görev yapan yani mülteci ya da Suriyeli popülasyonun fazla olduğu okullarda görev yapan danışmanlarla ilgili acil hangi bakanlığın hangi birimi bizim genel müdürlük veya başkası acilen o ihtiyaçlara özgü, sizin o ihtiyaçlara cevap verebilecek donanım, eğitim, bilgi ile donatması, eğitmesi gerekir. Bunu zaman zaman da yapıyordur diye umut ediyorum. Alim Hocam, sözünüzü kesmek istemem de Big Test projesi anlamında çalışan hocalarımız yapıyor ama onu Avrupa Birliği destekliyor. Ben milli eğitim olarak desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela bizim Suriyeli öğrencilerimiz YÖS'e giriyorlar. Ben YÖS için kendi çabalarımla çok fazla araştırarak öğrendim ama Big Test'ten hani kimse benimle irtibata geçmedi. Ben burada kimseyi suçlamak zan altında bırakmak için demiyorum. Kimse yanlış anlasılmasın. Sadece diyorum ki ne kadar çok öğrencimize Suriyeli ulaşabilirsek onların ellerinden tutarsak bu daha faydalı olacaktı. Ben buradaki bir açıklığı söylemek istiyorum. Yani YÖS'e dayanan çalışmalar, tanıtımlar yapılabilir. Bu öğrencilerimiz, sınavı kazanan öğrencilerimiz onur edilebilir. Mesela ben tercih sürecinde milli eğitimle irtibata geçtim. Hani YÖS'e hazırlanan öğrencilerimiz için de dedim bir resmi yazı çıkartırsa, bizim yaptığımız çalışma raporlansa en azından gayri resmi bir çalışma olmaz. Hani bunlarda açıklık olduğunu düşünüyorum. Artık onlar bizimle yaşıyor ve eğer böyleyse bununla ilgili bir düzenleme yapılabilir diye düşünüyorum. Tabii hocam çok yerinde hem tespitleriniz hem önerileriniz. Çünkü biz alışa geldiğimiz popülasyondan farklı bir popülasyonla ve farklı kültürden insanlarla çalışıyoruz. Bizim donanımımız, bizim yetişmemiz, bizim bilgimiz, becerimiz bunların ihtiyaçlarına cevap vermez kuşkusuz. Eğer biz olağandan, ortalamadan çok farklı bir popülasyona hizmet veriyor isek, o zaman o popülasyonla ilgili becerilerimizi, bilgimizi, anlayışımızı artıracak kurumsal çalışmaları, tabii ki siz ve sizin gibi nice meslektaşım son derece iyi niyetli, son derece hem mesleki hem insani duygularla, değerlerle kişisel olarak çok şey yapıyorlar. Ondan eminim ama işte bizim Batı kültürüyle Doğu kültürü arasındaki temel problemlerimizden biri bu. Bunları kurumsal hale getirmek, bu hizmeti verecek olan insanları
desteklemek, arka planda desteklemek. Şimdi siz okul nüfusunun yarısı başka bir kültürde, başka ihtiyaçta bir insana dolduruyoruz o okulu. Ama buradaki eminim sizler ve sizin dışınızdaki öğretmenlerin de bu çocuklarla ilgili yaşadığı o kadar çok problem var ki. Sadece evet. Siz yaşamıyorsunuz. Diğer öğretmen de yaşıyor, yönetici de yaşıyor. İşte demek istediğim bir hizmet ver diyorsunuz. Güzel vereyim ama ben bunun için hazırlanmadım ki. Bunun ihtiyacına cevap verebilecek bilgim, becerim, anlayışım beni arka planda destekle. Tamam ben ön planda mücadele edeyim, hizmet vereyim ama beni desteklemen lazım. Aksi takdirde ne olur? El yordamıyla, kişisel inisiyatiflerle bir şeyler yapmaya çalışırız. Bu da beklenen sonucu vermez, yazık olur. Söylediğiniz, dikkat çektiğiniz nokta çok önemli. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Özellikle bu tür grupların fazla olduğu okullarda çalışan öğretmen arkadaşlarım için. Çok teşekkür ederim hocam. Emeğiniz için ben tekrar söylemek istiyorum. Kimseyi suçlamak ya da zan altında bırakmak. Yok değil hocam. Tabii ki derdimiz suçlamak yok, değil. Derdimiz böyle bir ihtiyaç var. Bunu tamamlayalım. Evet. Böyle bir ihtiyaç var. Öğrencilere daha faydalı olursak bizim için daha tabii iyi. Bunu isterim. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Rica ederim hocam. Tabii ki. Tabii ki. Teşekkür ederiz hocam. Hicran hocam sizin sorunuz da Duygu hocamla benzer olduğu için tekrar sorunuzu sormuyorum. Mahmut hocamız seçmeli ders seçiminde bir inisiyatif alınarak rehberlik saati işlenebilir mi gibisinden bir şey sormuş hocam. İşte o soru aslında benim önerdiğim yerel düzeyde, okul düzeyinde veya milli eğitim düzeyinde bu tür derslerde öğretmenler kurulu kararıyla veya ildeki diğer kurul kararlarıyla inisiyatif alınabilir mi sorusu idi aslında. Ama buna yönelik olarak gelen bunların sürekliliği olmaz. Süreklilik olmayınca da bugün koyarsınız yarın gider. Eleştirisi de son derece yerinde aslında. Örneğin işte bugün Malatya Milli Eğitim Müdürü bu konulara çok vakıftır, bu konulara çok değer veriyordur. Sizin taleplerinizi karşılayabilir ama yarın o müdür gittiğinde bir başka müdür geldiğinde bunlar ortadan kalkabilir. Yani süreklilik olmayabilir. Hocamın şeyine katılıyorum o seçmeli dersler noktasında. Tam da oydu aslında benim söylediğim. Yani onlardan biri hiç olmazsa kaç tane var bilmiyorum ama bir tanesi bu amaçla tahsis edilebilir mi? Edilebilse bile arkadaşların getirdiği o süreklilik meselesi önemli bir sorun bence. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Merve Zengin hocamız, hocam kaynakların isimlerini bizimle paylaşabilir misiniz diye sormuş. Merve hocam, hocamızın kitabı var, kitapları var daha doğrusu. Grup rehberliği ile ilgili Serdar Erkan hocamla birlikte editörlüğünü yapmış olduğu kitapları var. Ben bu şekilde hocam sizin yerinize cevap vermiş olayım. Tamam, bu Alim Kaya kitapları deyince çıkar hocam. Hocam galiba arkadaşlar bazı soruları es geçmiş olabilirim. Bir hocamız da şöyle sormuştu hocam. Bizim e-rehberlik diye bir sistemimiz var. Biz tamam. Oraya veri girişi yapıyoruz. Gerek bireysel gerekse de grupla. Oraya girmiş olduğumuz bireysel veri girişlerin ilerleyen zamanda öğrenciler için bir problem yaratıp yaratmayacağını sormuş bir hocamız. Şimdi o etik bir tartışma konusu. Bildiğim kadarıyla oraya sizin zaten danışma konusundaki danışma sürecinizle ilgili bilgiler istenmiyordur. Ya da çok olgusal bilgilerden söz edebilirsiniz. Onların dosyaları ayrı durur zaten rehber ki geçen gün Mustafa Hocam'la konuşurken aslında Mustafa Hocam bunlara bu danışma kayıtlarıyla ilgili bir şeyler söyledi. Bu her zaman her yerde böyle. Bu önemli bir sorun. Yani önemli bir sorun demeyelim. Bir hassasiyet aslında. Yani bu kayıtların çok özel kayıtların buralara yazılıp yazılmayacağı. Hatta danışma kayıtlarının bizim eski deyimle öğrenci dosyalarına yazılıp yazılmayacağı. Hocam sesiniz kesildi. Tekrar alabilir misiniz hocam? Bu sistemde aslında bizim eski dosya sistemimiz ortadan kaldırmış bir şey. Online dosyalar, şeyleri, özel kişisel bilgileri değil, genel geçer şeyleri yazmak en doğru olanı budur. Peki hocam, teşekkür ederiz. Hocam, belki bazı soruları es geçmiş olabilirim ama genelde soruları size yöneltmeye çalıştım. Siz de olabildiğince sabırla cevap vermeye çalıştınız hocam. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ne demek, Hulusi?
şeref verdiniz hocam. Yüksel hocam, sözü isterseniz size bırakayım şimdilik. Biraz sonra tekrar devralırım hocam. Çok tamam. Teşekkür ederim Alim hocam. Sayın Kaya, sizinle birlikte biz bir 5 gün süren bir yoğun aslında programımızı da sonlandırdık. Özellikle en son günde senin de olman çok çok iyi oldu. Bir hem bu yönetmelikleri toparlama ya da bu konuda tekrar bir farkındalık kazandırma açısından, hem de bir eski İnönü mezunu, bir Malatyalı olarak, bir bunu Malatya'dan yapıyoruz. Bu bizim için çok onur verici oldu. Bu açıdan iyi oldu. Ben tüm katılan arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bizim yönetim kurulu üyelerimiz, derneğimizin, Malatya Şubemizin yönetim kurulu üyeleri, Funda Hocam, işte Semih Gelegen, Perize Erenoğlu Hocam, Serkan Altuntaş, Abdullah Çelik ve Mücahit Şahin Türk Hocam var. Bunlar zannedersem, Yahya da sen bakabilirsin ama bu hocalarım, yani Funda ile benim dışında kimse yok herhalde. Perize Hocam pek katılamayacağını söyledi çünkü şeyde değil. Perize burada hocam. Burada şu mı? Şu sisteme geldi hocam. Burada. Ha, geldi mi? Yani bir Perize Hocamı daha gördük. Ben çünkü bir ara öyle bir mesajını görmüştüm sanki. Sesini de açarsa Perize Hocam, bizimle de bir iki paylaşımda bulunmak isterse seviniriz. Yahya Hocam, Abdullah'la Serkan Hocam var mı Altuntaş? Şu an açık hocam sesi. Abdullah Hocam. Tamam. Hocam. Ah, duyuyoruz. Hocam, kusura bakmayın, bugün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde birazcık işlerim vardı. Onun için yeni dahil olabildim. Biraz önce eve geldim. Hocam, ama yol boyu sizi dinledim. Orada kulağıma dayadım. Kulağım sürekli sizi dinledim. Ne oldu, ne bitti hepsini biliyorum. Çok hakimim. Çok teşekkür ediyorum öncelikle Alim Hocama. Gerçekten çok verimli, çok güzel bir sunumu oldu. Bizi böyle bir tazeledi, bir yeniledi. Biraz da silkeledi. İyi oldu. Buna ihtiyacımız vardı. Bunun dışında 5 gün gerçekten şölen havasında bir program geçirdik. Arkadaşlarımızın katılımı çok iyi oldu, çok yoğun oldu, çok da isteklilerdi. Ve dönüşler çok memnun edici bizi. Gerçekten arkadaşlarımız çok verimli geçtiğini söylediler. Çok mutlu olduk biz tabii ki Malatya Şube adına. Böyle bir organizasyona ön ayak olduk. Milli Eğitim Müdürlüğümüze de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok bize bu konuda destek oldu. Güzel bir işbirliği sağladık. İnşallah bu işbirliği devam edecek. Biz yeni başka programları yine Milli Eğitim Müdürlüğümüz aracılığıyla devam edeceğiz. Bütün katılan meslektaşlarıma, bize kırmadan buraya gelen hocalarıma ve yönetim kurulundaki değerli arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Başka programlarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın diyorum. Teşekkür ederiz Sanın Hocam. Evet Funda Hocam, sizden de bir verelim. Çünkü diğer arkadaşlarımız, evet, buyurun hocam. Ben bugünkini az dinledim. Çok istiyordum okul programlarıyla ilgili Alim Hoca'nın söylediklerini. Ama Hulusi Hoca sözünü aldı. Malatya'ya geldiğinde inşallah epeyce konuşuruz. Gerçekten zordu bizim için. Yorucu, zordu. Grupları arkadaşlara da yazdık. Başta Yahya Hocam desteğini verdi. Rehberlik hizmetlerinin diğer branşlar tarafından da daha kabulü için böyle çalışmalar gerekiyor. Dernek üzerinden bunların yapılması çok da işimizi kolaylaştırıyor. Hocalarımız, değerli hocalarımız, tabii biz aradığımızda Alim Hocam tabii ki dedi, Mustafa Hoca'ya yönlendirdi. Mustafa Hoca hiç itiraz etmedi. Bizi hemen şey yaptılar, okeylediler tabii ki geliriz diye. Tabii bu bizleri, arkadaşları çok mutlu etti. Kopmayalım hocam, sizleri görmek isteriz her zaman. Enerjimizi sizlerden alıyoruz gerçekten. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlara da ben teşekkür ediyorum ayrıca. Bizi takipte kaldılar, hocalarımız bizi geri çevirmedi.
Alim Hocama da çok teşekkür ediyorum. Uzaklardan bizlerle birlikte oldu. Çok teşekkür ederim Funda Hocam. Bu süre içinde gerçekten asker gibi bekleyen çok sevimli ve yakışıklı bir çocuğumuz var. Malatya Milli Eğitim'de bizim Yahya. Yahya her türlü kahrımızı çok çekti. Yahya Hocam aslında eğer söyleyecek bir şeylerin varsa senden de bir iki şey duymak isteriz. Gerçekten bu süre içinde bize çok desteğin oldu. Her açıdan yani teknik şey çok önemliymiş. Onu gördük. Yani gördük diye biliyorduk ama aksaklıkları hemen çözebildin. Sağ olasın. Buyur hocam. Yüksel Hocam çok teşekkür ederim. Öncelikle Alim Hocam emeklerinize sağlık. Hani keyifle dinledik sizleri bugün. Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü olarak da öncelikle Şube Müdürümüz Mehmet Akgün katılamadılar. Ama selamlarını ilettiler şu an yolda oldukları için. Bir de her gün şube müdürlerimiz şu an itibariyle bu tablet vesaire gibi dağıtımlar dolayısıyla çevre köylerde olmak durumundalar. Ama programdan herkes haberdar ve her iletime gittiğimde de soruyorlar nasıl geçti, durum nedir, katılım durumu nedir diye. Her gün 200'ün üzerinde öğretmen arkadaşımızı, meslektaşımızı burada ağırladık ve çok keyifli bir eğitim süreci oldu. Bundan dolayı ben öncelikle Türk Bedelleri Derneği Malatya Şubesi'ne teşekkür ediyorum. Güzel bir birliktelik oldu. Pezde Hocam'ın dediği gibi bundan sonra neler yapabileceğimizi de görmüş olduk. Adımlarımızı daha büyük atarak yani bu anlamda gelişim göstereceğimize inanıyoruz. Tekrardan Yüksel Hocam'a, Hulusi Hocam'a, Funda Hocam'a, Pezde Hocam'a burada katılan tüm öğretmen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Alim Hocam sizlere de özellikle katılımlarınız dolayısıyla, emekleriniz dolayısıyla da çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de birkaç şey teşekkür de edeyim. Ondan sonra Hulusi sana bırakayım. Senin isterse birlikte kapatalım. Tabii bu süre içinde unutmayalım. İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kambay hocamız, çok teşekkürler kendisine. Şube Müdürü Mehmet Akgün hocam, o teknik tabii senin de şube müdürün Yahya. Onlara teşekkür ediyorum. Diğer hocalarım isimlerini unutabilirim. Milli Eğitim'e çok teşekkür ederim. Bize gerçekten Funda Hocam vardı, Perize Hocam vardı herhalde ya da yanlış hatırlamıyorsam. Biz Milli Eğitim Müdürümüzle Serkan Hoca vardı evet görüştüğümüzde. Hocam bu konuda hiçbir sıkıntınız olmasın, sonsuz desteğimiz olacak. Sıkılmadan her şeyi, desteği size veririz dedi. O nedenle ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hepsine gerçekten ayrı ayrı. Bunun dışında arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Tabii bizim üyelerimiz de var ama ben son olarak da söyleyeyim. Şimdi Alim Hocama da yine en son söz vereceğim. Sonra Hulusi Hocam sana geçecek. Arkadaşlar örgütlülüğün ne kadar önemli olduğunu gördük. Yani bunu görüyorsunuz. Ve gerçekten örgütlülükle çok iyi şey kazanılıyor. Benim bildiğim meslek örgütleri içinde Türk Pedere Derneği bayağı güçlü bir örgüt oldu. Özellikle de eğitim camiası içinde diyeyim herhalde en güçlü örgütlenme. Bu nedenle de yani internet sayfalarımızda var. Arkadaşlar oralardan açıklıyor. Bizim sayfalarımız var. Lütfen üye olunuz. Ve bazen sayı önemli oluyor. Yani şu veya bu kaç kişisiniz diye soruyorlar. Kaç kişisiniz diye sorduğumuzda işte biz bu kadar kişiyiz diyoruz. Evet, temsiliyette yani, değil mi hocam? Temsiliyette tabii ki. Yani evet. Orada sizin 1000 kişi olmanızla 35.000 kişi olmanız arasında dağlar kadar fark var. Evet, çalışan kişi, görünen kişi 5 kişi olur ama o 5 kişinin arkasındaki grup çok önemli. Herkese çok teşekkür ediyorum. Alim Hocam size son olarak bir şey söylemek istediğiniz bir şey varsa söz vereyim. Vallahi Yüksel'cim ben ne söyleyebilirim ancak teşekkür edebilirim. Çünkü hakikaten Malatya'yı, meslektaşlarımı çok özlemiştim. Dediğim gibi Malatya'nın bendeki yeri çok bambaşka. Funda Hoca aradığında dedim ki bak Funda Hoca tabii ki iki elim kanda olsa ben Malatya'ya gelirim yani. Malatya'da yapılacak bir şey için.
hiç şeyim olmaz. Ama önce dedim bizim büyük patrona ulaşman lazım Mustafa Hoca. Önce o dedim. Onları konuştuk. Ben çok mutlu oldum. Yıllardır görmediğim, duymadığım arkadaşlarımı, öğrencilerimi, birkaç tanesinde olsa ki eminim onların büyük kısmı izledi, dinledi. Çok mutlu oldum. Böyle bir fırsatı bize verdiğiniz için sizlere, hepinize yönetim kurulu adına Sayın Başkan, sevgili dostum Sayın Yüksel Çırak, sana çok teşekkür ederim. Funda Hoca çok iletişimi sağladı. Sağ olsun. Yine hangi zamanda, nerede, ne şekilde arzu ederseniz iki elimiz kanda olsa Malatya'nın önceliği vardır. Bunu bilin. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Emeklerinize sağlık. Sizi gerçekten hani programımızda görmek bizi çok mutlu etti. Ama Malatya'da görürsek daha mutlu olacağız hocam. Bunun üstüne, mutluluğun üstüne daha da bir şeyler katmış olacağız. Siz bugün bizimle aslında paylaşımların en güzelini yaptınız hocam. Hani bilgi paylaşımında bulundunuz. Ayrıca bunun üstüne hocam bir de bağlamayla çalmış olduğunuz parçayla aramızda oldunuz. Muhabbetinizle çok teşekkür ederiz. Çok ederiz sayfalarınız için. Bugün Profesör Doktor Sayın Alim Kaya hocamız ile Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları adlı sunumunu gerçekleştirmiş oldu hocamız. Değerli katılımcılar, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk PDR Derneği Malatya Şubesi'nin birlikte organize etmiş olduğu psikolojik danışma ve rehberlik buluşmalarının sonuna geldik. Program çerçevesinde pazartesi günü Profesör Doktor Mustafa Kılıç ve uzman psikolojik danışman Ramazan Aydın, salı günü Profesör Doktor Baki Duy, çarşamba günü Doçent Doktor Oğuzhan Kırdök, perşembe günü Doçent Doktor Taşkın Yıldırım ve bugün çok kıymetli hocamız Profesör Doktor Alim Kaya hocamızla birlikteydik. Hocalarımız sağ olsun davet teklifimizi geri çevirmediler ve bu süreçte değerli bilgilerini bizimle, yani alan ve saha çalışanlarıyla paylaştılar. Programa sunumlarıyla katkı sağlayan tüm hocalarımıza, programın bizlerle buluşmasında emek veren Malatya İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Battal Kambay'a, Şube Müdürümüz Sayın Mehmet Akgün'e, Türk PDR Derneği Malatya Şube Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Yüksel Çırak hocamıza ve yönetimine, İl Milli Eğitim ARGE birimine ve birimin kalbi Sayın Yahya Altunkaynak hocamıza, değerli katılımlarıyla bizi onurlandıran tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hocam sizin son sözü olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir dahaki kongrelerde, buluşmalarda tekrar görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Başka programlarda yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz.